Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Barış Yayınları AYT Matematik 8'li branş denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci denemede kalmıştık arkadaşlarım. Sizler çözemediğiniz, boş bıraktığınız veya kendi çözümünüzü hantal bulduğunuz çözümler için, sorular için mutlaka ama mutlaka bu çözümlerden faydalanın. Ben açıklama kısmına hangi soru, kaçıncı soru, kaçıncı dakikadaysa bunların zaman etiketlerini bıraktım. Buraya tek tıkla sevgili arkadaşlarım erişebilirsiniz. Bunun haricinde ben her zaman söylüyorum, şimdi yine söyleyeceğim. Sizleri çözebildiğiniz sorular değil, çözemediğiniz sorular sevgili arkadaşlarım geliştirecektir. Netlerinizi bunlar arttırır. Yoksa böyle dilediğin kadar soru çöz. Yani sana bir faydası dokunmayacaktır en fazla hızlı çözmeni sağlar. O da 1-2 saniye. Ama çözemediğin soruların sevgili arkadaşlarım çözümünü öğrenirseniz daha fazla nete kavuşursunuz. Kendinizi daha iyi sıçratırsınız net anlamında. Gençler birazdan şimdi çözümlere başlayacağız. Ve dediğim gibi zaman etiketlerini unutmayın. Umarım hepiniz bu denemede yüksek netler yapmışsınızdır. Umarım hepiniz bu denemelerde yüksek netlere sahip olursunuz. Ki bu yüksek netlerle beraber sınavda çok güzel bir provasını yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar hazırsak geçelim dersimiz. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır denilmiş ilk soruda. 15 üzeri A ile 26 üzeri B'nin çarpımının eksi 8'in C'nin kuvvetine ve çarpı 34'ün A'nın kuvvetine bölümü ifadesi bir tam sayı eşit olduğuna göre A, B, C doğal sayıları küçükten büyüğe nasıl sıralanır diye sorulmuş. Şimdi bak öncelikle ben bu 15 üzeri A'yı 3 üzeri A biçiminde ve 5 üzeri a biçiminde bunları çarpım biçiminde yazabilirim. 26 üzeri b de 2 üzeri b ile 13 üzeri b'nin çarpımıdır. Daha sonrasında bir kesir çizgimiz var. Eksi 8'in C'ninci kuvvetini hocam nasıl yazalım? Yani c'nin çift veya tek olduğu duruma göre değişmeye değişmez mi? Şöyle diyebilirsin bak oraya da. Eksi 1'in c'nin kuvveti çarpı 2 üzeri 3 ya 8. 2 üzeri 3 c diyebilirsin. Çarpı 34 ile 2 kere 17 olduğu için 2'nin anıncı kuvveti çarpı 17'nin anıncı kuvveti diyebiliriz. Şurası biraz 1'e benzedi. Ben onu 2 diye düzelteyim arkadaşlar. Şu şekilde 2 diye düzeltelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Anıncı kuvvetlere dikkat. Yani şunlara. Şunlara dikkat ediyoruz. ABC bir doğal sayıydı bunu unutmayalım. Şimdi anıncı kuvvetlere bakıyorsun. Üst tarafın tabanı 15, alt tarafın tabanı 34. Yani ben bunu buna böldüğüm takdirde yani 15'i 34'e bölüp bir anıncı kuvvetini bir doğal sayı kuvvetini aldığım takdirde elimde bir tam sayı oluşması gerekiyor benim. Ve bu tam sayıyı nasıl elde edebilirim? Ancak ve ancak a'nın sıfır olduğu durumda. Çünkü hani 15 bölü 34 bir basit kesir olduğu için ben bunun doğal sayı kuvvetlerini aldığım takdirde ifade daha da küçülerek ilerleyecektir. Hiçbir zaman bana tam sayı da vermeyecektir. Sadece a'nın sıfır olduğu durumda ben tam sayıya erişebilirim. İşte A'da A da sıfırsa ve A, de birbirinden farklı birer doğal sayıysa en küçük doğal sayıda sıfır olduğuna göre o halde A kesinlikle en küçük olacak. Yani burada D'yi, E'yi ve C'yi kafadan eleyebilirsin. Ekstradan geldik şunların yorumuna. Mesela burada 2 üzeri B ve 3 üzeri C var. 2 üzeri 3C var. 3 üzeri C neyse. Şimdi ben bunu buna böldüğüm takdirde 2 üzeri B eksi 3C'yi yakalarım. Ve tabi bu 2'nin kuvveti olacağı için bunun da bir tam sayı olması gerekiyor. B eksi 3C'nin sevgili arkadaşlarım sıfırdan büyük olması gerekiyor böylelikle. O halde B büyüktür 3C diyebilirim. B 3C'den büyükse B otomatikman C'den daha büyüktür. Ve C'de sıfırdan farklı olacağından otomatikman A'dan büyük olacak. E B de C'den büyüktü. Demek ki cevabımız A, C, B olacaktı. Yani cevap B şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 2'ye. A sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere. E, diyor ki A işte 2A yani A A, 4 A, 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 tane A bunlar bir basamaklı, 2 basamaklı, 3, 4 basamaklı sayılar. Ve bunların toplamı T'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben şunun tek başına bir A olduğunu, bunu çözümlersem 11 A'ya tekabül ettiğini, bunu çözümlersem 111 tane A olduğunu, bunu da çözümlersem 1111 tane A olduğunu görürüm. Ve ben bunları toplarsam 1234 A'nın ta kendisini verir bana. İşte bu T'ymiş arkadaşlar. T. Ve dikkat ettiyseniz diyor ki T bölü 10 ifadesi bir tam sayıdır diyor. Şimdi demek ki onun katı olacak. Onun katı olan sayıların biliyorsunuz son basamağı sıfırdı. Demek ki burada 1234 sayısıyla ben A'yı çarptığım zaman A rakamını çarptığım zaman sonu sıfırlı bir şey olacak. Bunun içine tek bir çözüm var. A ya sıfır olur ya da 5 olur rakam olduğu için. E sıfır olursa bu komple gider. Böylelikle Şuradaki bir basamaklı 2, 3, 4 basamaklı sayıların toplamı 0 olamaz. Demek ki A kaç olmak zorunda? 5. Şimdi burası 1234 çarpı 5'tir. Ve ekstradan bir de bize demiş ki T eksi K bölü 11 ifadesi de bir tam sayıdır. Yani diyor ki bu T idi. Ben bundan K'yı çıkaracağım. Ve sonrasında gideceğim, gideceğim 11'e böleceğim. Ve bu da bana bir tam sayı verecek. Yani bu ne anlama geliyor aslına bakarsan? Şu pay kısmındaki ifade yani 1234 kere 5 eksi K ifadesi. Demek ki 11'in katıymış. 11'e bölünebilecek. Şimdi ben şu kısmın 11'e bölümünden kalanı nasıl hesaplarım? 4'ten 3'ü çıkardım 1, 2'den 1'i çıkardım 1. 1 ile 1'i topladım 2. Buranın 11 ile bölümünden kalan 2. 5 ile çarparsam 11 ile bölümünden kalan 10 yapar. Büyük sayılarla işlem yapmak yerine kalanlar üzerinden işlem yapılabiliyordu. Madem öyle ben buradaki 1234 çarpı 5'i madem kalan bulacağım 10 olarak kabul ederim. 10'dan K'yı çıkarıp 11'e böldüğüm takdirde karşımda bir tam sayı oluşması için demek ki 10 eksi K'nın yani pay, pay kısmının 11'in katı olması gerekiyor ki burada bunu sağlayan tek sayı 10'dur. En küçük sayı 10'dur. Ee, neden? Çünkü 0 11'in bir katıdır. 0 bölü 11'de karşımıza bir tam sayı çıkarır. Demek ki K sayısının en küçük pozitif değeri 10'dur diyebiliriz. Doğru cevabımız da E şıkkı olur. Devam ediyorum. Bir diğer soruyla n diyor negatif olmayan bir tam sayı olmak üzere xn x indis n ifadesi n faktöriyelin karekökü ifadesiyle tanımlanıyor. a ve b birer rakam ve a b'den daha küçük olduğuna göre x indis a çarpı x indis b tam sayı yapan kaç farklı a b ikilisi vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim x indis a demek a faktöriyelin kareköküydü köküydü. Diğeri de b faktöriyelin kare köküydü. Ben bunları çarparsam tabi doğal olarak tek bir tane karekök içerisinde a faktöriyel çarpı b faktöriyel yapacağım. Ve sevgili arkadaşlarım bu da bana ne verecek? Ee, bir tam sayı verecek. Bir tam sayı verecek. Bunun bir tam sayıya eşit olabilmesi için içerideki a faktöriyel çarpı b faktöriyelin karesel bir sayıya da eşit olması gerekiyor. Şimdi kareselden kastımız ne? Karesel sayı asal çarpanlarına ayrıldığı takdirde kuvvetleri çift sayı olacak biçimde bize bir karesel vermek zorunda. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, ben ilk etapta düşündüğüm takdirde 0 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelin zaten 1 olduğunu ve bunun da bize 1'i yani bir tam sayı verdiğini biliyoruz. Demek ki bu ikililerden bir tanesi 0'a 1'dir denilebilir. Ekstradan diğerlerini düşünmek için e, buradaki hocam işte A'yı B'yi bir rakammış ya. Bütün rakamları tek tek sıralasak mı acaba? Hani yapsak mı? Hani 1 faktöriyel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faktöriyeli kadar hepsini düşünüp hangisini hangisiyle çarparsam bir karesel sayı elde ederim. Tabii ki bu bir yöntem. Lakin şöyle bir durum var. Birazcık kurnaz olmakta fayda var. Şöyle düşünebiliriz gençler. Ben bir tanesini örnek veriyorum. Ee, iki, ardışık seçersem ikisini. Ardışık seçersem yani bu faktöriyel alınacak olan rakamları ardışık seçersem ve büyük rakamı da karesel bir rakam seçersem istediğim her türlü gerçekleşir. Bak mesela örnek veriyorum. Karesel rakamlardan ne var? 4 var. Mesela o zaman ben 3 faktöriyel 4 faktöriyelin çarpımının karekökünün kesinlikle tam sayı olacağını söyleyebilirim. Çünkü sebep hocam ben burayı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeli de 3 faktöriyel çarpı 4 biçiminde ifade ederim. Şurası 3 faktöriyelin karesidir. E bu da 2'nin karesi zaten. Bunun kare kökünü aldığım takdirde bu dışarı 3 faktöriyel çarpı 2 diye çıkacaktır. Bu da bir tam sayıdır. Demek ki sağlayan diğer ikilimiz 3'e 4'müş. Şimdi bir tane daha ikili var. O da nedir? 8 ve 9. Çünkü 8 faktöriyel çarpı 9 karesel sayı olduğu için 9 faktöriyel dediğim takdirde bu bana 8 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel çarpı 3'ün karesini verir. E bu da gençler 8 faktöriyel çarpı 3'ün ta kendisidir ve bu da bir tam sayıdır tabi doğal olarak. Demek ki diğer sağlayan ikilim de 8'e 9 olacakmış. Yani toplam kaç tane ikili sağlıyor? 3 tane o halde doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam edelim 4 ile. İçinde bir M sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri m üzeri n artı 1, m üzeri n artı 2, m üzeri 2 n'e kadar olan sayıların toplamıdır denilmiş. İşte örneğin diyor. Burada mesela dörtgen var değil mi? taban kısmımız daima 3 olacak. Şu. Ve dikkat ettiysen burası da bir dörtgen. Dörtgen olduğu için bir fazlasıyla başlıyorum. 5, 6, 7, 8. Yani bunun 2 katına kadar ilerliyorum. Şimdi o zaman bunun bu sembollerin değeri kaçtır diye sorulmuş. Pardon asal bölenlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi 4 tabanda olacak zaten. 4 üzeri burası üçgen olduğu için 4 ile başlayacağım. Ve 3'ün 2 katı 6 olduğu için 6'ya kadar devam edeceğim. 4 üzeri 5, 4 üzeri 6. Bölü diyorum. Alt kısımda 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6. Artık soru çok basit bir hale geldi bunu yaptıktan sonra. Ee, böleceğiz. Çıkan sonucu bulacağız. Bulduktan sonra da asal bölenlerine bakacağız. Şimdi ben üst tarafı 2'nin 8. kuvveti artı 2'nin 10. kuvveti artı 2'nin 12. kuvveti diye yazarım. Alt tarafta da 2 üzeri 4 parantezine alındığı takdirde 1 artı 2 artı 4 geleceği açık. Üst tarafa tekrar bakıyorum. 2 üzeri 8 parantezini aldım. 1 artı 4 artı ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 4'ten 16 mı gelir? Bölü alt kısımda 2 üzeri 4 parantezinde dedik artık. Orayı da toplayalım. 1, 2, 4 daha 7 yapar. E şurası da zaten 21 yapıyordu. 21'i 7'ye bölerseniz burada bir 3 kalır. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 4'e bölerseniz burada da 2 üzeri 4 kalır. Demek ki benim çıkan sonucum 2 üzeri 4 çarpı 3'müş. İşte bu sayının asal bölenlerinin toplamı soruluyor. Asal bölen burada ne var zaten? Asal çarpanlarına ayrılmış bir biçimde bulduk biz. 2 ve 3 var. Bunların toplamı bize 5'i verir. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir deriz. İlk sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Motive olalım. Umarım senin de sayfaların bu denli Düzgündür, bu denli nizamidir. Düzenli yazmak, düzenli çözüm yapmak e, önemli. Niye önemli? Çünkü gençler, yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Çalışma masanız gibi düşünün bunu. Aşırı derecede dağınıksa e, bir şey yapamazsınız. Veya mutfak tezgahı gibi düşünün. Yani inanılmaz derecede dağınıksa siz yemeği yaparken bile bir huzursuzluk hissedersiniz. Tabii dağınık sevenler de var. Lakin bu kafanızın içi için geçerli değil gençler m pozitif tam sayı olmak üzere x kare eksi m sıfırdan büyük ve x kare eksi m 3'ten küçük veya eşit eşitsizlikleriyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Diyor ki bana şu eşitsizlik için iki eşitsizliği için 3 sağlamıyor diyor. Hemen 3'ü yerine yazıyoruz. 9 eksi m küçük veya 3 küçük veya eşit 3 sağlamıyor. E şimdi küçük veya eşit değilmiş demek ki. Küçük olmayan eşit olmayan nedir? Tabii ki de büyüktür. O halde gençler 6 büyüktür m diyebilirim. Ya da m 6'dan küçüktür diyebilirim. Ekstradan x eşittir 1 de 1'i sağlamıyormuş. Hemen 1'i burada yerine yazıyorsun. 1 m tamam mı? 1 m sıfırdan büyük değilmiş. Sıfırdan büyük olmayan şey nedir? Sıfırdan ya küçüktür ya da eşittir. Demek ki m sayısı 1'den büyük veya eşitmiş. Yani 1 küçük veya eşit m o da küçüktür 6 yazılabilir. M tam sayısının alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. Buradan main alabileceği derler Dikkat et 1'i alabiliyoruz. 2'yi alabiliyorum. 3'ü, 4'ü, 5 alıyorum ama 6'yı alamıyorum. Bunların da toplamı 15'i verir. Cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Doğru cevap E idi. Devam edelim 6. soruyla. A bir küme e, ve A ve B yani küçük A ve küçük B birer tam sayı. A, B sıralı ikilisi A kartezyen çarpım A kümesinin elemanı olmak üzere şu bilgiler bize verilmiş. Buna göre elemanları ardışık tam sayılardan oluşan A kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi şöyle ki. Eksi 2'ye 7 elemanı A kartezden çarpım A'nın elemanı değil. Yani burada o zaman ya eksi 2 ya da 7 bu A kümesinin içerisinde yok. Ama 0'a 8 A kartezden çarpım A'nın elemanı demiş. E şimdi 8 varsa o zaman 7 de vardır diyebiliyorum. Yani çünkü 0 da var burada. Demek ki 0'dan 8'e kadar bir kere var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü ardışıklardan oluşuyor ya 0'dan direkt 8'e zıplayamam. E 8'in kesinlikle olduğunu biliyorsam 0'dan 8'e kadar olan ardışık rakamlar tamamı var. Şimdi diyor ki 2'ye 10 A'nın elemanı değildir. E şimdi 2'nin olduğunu biliyorum o zaman kesinlikle 10 yoktur. He, güzel. 10 yoksa ve bana diyorsa ki A kümesinin elemanı en çok kaçtır o zaman 9 olabilir mantığıyla ben buraya 9'u ekleyebilirim. Eksi 2'ye 7 de bu kümenin elemanı değildir diyor. E şimdi 7 var demek ki eksi 2 yok. E eksi 2 yoksa o zaman ben izninizle eksi 1'i de buraya eklerim. Çünkü eksi 2 yok demiş eksi 1 yok dememiş. Biz de en çoğunu arıyoruz zaten. Peki eksi 1'den 9'a kadar kaç tane sayı var? Bunu da 9'dan eksi 1'i çıkarıp 1 ekleyerek elde edebiliriz. Doğru cevabımız 11'di yani cevap D şıkkında verilmiştir sevgili gençler. Devam ediyorum 7 ile. Şimdi diyor ki ABC pozitif gerçel sayı. Tamam. FG'den daha büyük eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan B'ye kadar. C'den de sonsuza kadar. Ve bir tek A'da sağlamıyor bu eşitsizlik. Fx eksi Gx fonksiyonunun dik koordinat düzleminde verilen grafiği hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada gençler şöyle ki. Fx Gx'ten daha büyük değil miydi? Değil mi bu aralıkta? De, o zaman bu aralıkta f'den g'yi çıkarırsam da o zaman sıfırdan büyük değerler alırım. Yani f eksi g'nin grafiğini çizmek istiyorsam f eksi g eksi sonsuzdan b'ye ve c'den de sonsuza kadar a hariç f eksi g dediğimiz ifade demek ki pozitif değerler alacak. Yani grafiği x ekseninin üstünde olacak. Şimdi mesela geldik buraya. Şu dursun kenarda. Şurası kayıt, kayıt altında dursun. Eksi sonsuzdan b'ye kadar e, ...pozitif olması gerekiyordu. Eksi sonsuzdan geldim. Pozitif, pozitif, pozitif. Aha negatife düştü. Gitti. Tamam. Mesela D'ye bak. Eksi sonsuzdan gelmiş zaten. Yani hani negatiften gelmiş zaten. E, pozitif olması gerekiyordu. Gitti. Hemen E'ye bakalım mesela. Bak burada. Pozitif olması gerekiyordu. Negatife düşmüş. Yani B'ye kadar pozitif... ...olması gerekiyor bir kere. Bu da gitti. Geriye elimizde C ve B kaldı. Şimdi oraya bakalım. Mesela burada diyor ki... ...eksi sonsuzdan bu taraftan diyor... B'ye gelene kadar pozitif diyor. Evet mükemmel B'ye geldim. A'yı çıkarmıştı çünkü A'da zaten e, sıfırdan büyük değil eşit oluyor. E çok güzel. E diyor ki bir de C'den sonsuza kadar pozitiftir. E C'den sonsuza kadar negatif olduğu açık demek ki B'de gitti. Geriye sadece C kaldı o da niye sağlıyor bakalım. Şimdi eksi sonsuzdan geldim B'ye kadar. Hop pozitif. B ile C arası yoktu zaten bizim çözüm aralığımızda. Negatif burada. C'den sonra da sonsuza kadar pozitif olduğunu söylüyor ve... Tabi burada A için 0 olduğundan A'yı da çıkarmışız. Demek ki cevabımız C şıkkı olacakmış. Geçtim 8'e. Ne diyor bana 8'de? Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f doğrusal fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx eşittir fx artı f0 ve fx eşittir fx artı f1 eksi 3 eşitliklerini sağlıyor. Buna göre f2 kaç diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Öncelikle ben eğer doğrusal fonksiyon dediği için fx fonksiyonunu ax artı b biçiminde seçecek olursam tamam mı? Burada fx fonksiyonumuz yani şu ax artı b idi zaten. Daha sonrasında eşittir diyorum. F içerisinde f0 nedir arkadaşlar f0? F0'ı bulmak için x gördüğün yere 0 yazarsam b'yi bulursun. Bak burası b'ymiş. fx artı b'ye eşitmiş. Yani ax artı b gençler eşittir fx fonksiyonunda ben x gördüğüm yere x artı b yazarak elde ederim bunu. Demek ki a parantezinde x artı b artı b'ye eşitmiş. E burada ax artı b eşittir ax artı ab artı b'dir. Ve doğal olarak ax'ler birbirini götürürse buradaki b de birbirini götürürse a kere b'nin ben sıfıra eşit olduğu durumu bulurum. Şimdi a kere b sıfıra eşitse ben diyorum ki kesinlikle b sıfırdır. A sıfır olmamalı. Çünkü doğrusal fonksiyonda Biz doğrusal fonksiyonun tanımını nasıl yapıyorduk? İşte a ve b gerçel sayılar diyoruz. a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir fx fonksiyonuna biz doğrusal fonksiyon denir diyoruz. a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Demek ki burada %100 b sıfır olacak. Peki demek ki benim fonksiyonum aslına bakarsan fx eşittir ax biçiminde bir fonksiyonmuş. Ekstradan f1 dediğimiz şeyi de burada elde edelim. F1'i ben burada x gördüğüm yere 1 yazarsam a gelir. Bak burası a'ymış. Şimdi fx fonksiyonumuz yani ax fonksiyonumuz eşittir. A parantezinde x artı a eksi 3 yazacağım. x artı a eksi 3 yazacağım. Buradan ax eşittir. ax artı a kare eksi 3a gelir. Burada ax'leri götürürsem a kare eksi 3a'nın tabii ki de sıfıra eşit olması gerektiğini. A parantezin alınırsa buranın A eksi 3 eşittir 0 olması gerektiğini elde ederim. A burada ya 3'tür ya 3'tür ya da 0'dır. Şimdi A 0 olmamalı demiştik. Dolayısıyla bu gitti. Demek ki A'da kaçmış 3. Yani fx neymiş arkadaşlar? A eksi ya hani. fx neymiş? 3x'miş. Benden f2 isteniyor. O zaman f2'yi ben nasıl bulurum? 3 kere 2'den doğru cevabı 6 derim. Demek ki cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. 9. sorumuz da ABC diyor. Birbirinden farklı asal sayı. Şimdi bunlar hepsi asalsa EBOB ekokla alakalı bir soru görüyorum. Demek ki aralarında asallığı da kullanacağız burada. Çünkü ABC ikişerli olarak, üçerli olarak her biri aralarında asal olmak zorunda. Şimdi AB, A çarpı B ve A çarpı C'nin EBOB'unu bulmak istiyorsam ki en büyük ortak bölendir. B ile C'nin aralarında asal olduğunu biliyorsam buradaki tek ortak bölen A ile A'dır. Demek ki o zaman benim buradaki EBOB'um kesinlikle A olacak. Artı. Geldim şuraya. AB ve AC'nin ekoku. A çarpı B ve A çarpı C'nin ekoku. Arkadaşlar bu üçü de aralarında asal oldukları için bunların ekoku A çarpı B çarpı C'nin ta kendisidir. Mecburi. Artı. Ve EBOB'ları da aralarında asal oldukları için 1'dir Eşittir 230 dedik. Şimdi şöyle bir olay var elimizde. A artı A kere B kere C eşittir 1'i karşıya attım 234 geldi. Hatta ben burayı A parantezine alırsam 1 artı B kere C de bana 234'ün ta kendisini verecek. E şimdi güzel. Ben burada A, B, C için bazı değerler üretebilirim. Mesela 234 sayısı çift sayıysa falan derim. Derim ki bunlardan şimdi bir çarpan mutlaka çift olacak yani o kesin değil mi? Çünkü çift bir sayı gelmiş a'nın 2 olma ihtimali var mesela söz konusu burada. Ama hemen öyle zıplamayalım. 234'ü bir güzel asal çarpanlarına bir ayıralım arkadaşlar. Mesela ben bunu 2'ye bölersem 117 gelir. 117 9'un katıdır. 3'e böldüğüm takdirde 39. Tekrar 3'e böldüm. 13 ve 13'e böldüm 1 dedim. Şimdi burada a dediğim sayı asaldı ya. Ya 2 olur ya 3 olur ya da 13 olur. Yani üçünden birisi. Şimdi mesela 2 olursa 2 olursa şuranın 117 olması lazım. O zaman B çarpı C'ye 116 kalır. Ama şimdi B ile C de asaldı. Ve birbirinden farklıydı bunlar. E çarpımlarının 116 gelebilmesi için bunlardan birini çift yani 2 seçmem lazım. Ama A'yı 2 seçtim zaten. Demek ki ben bunu yapamıyorum. Gitti. O halde A'nın 2 olamadığını öğrendim. 3 olabilir mi diye soracağım. 1 artı B kere C eşittir 234. Şimdi ben e, gençler 3 kere kaç 234 yapar diye düşüneyim. Bir kere şurası 39'du. 2 ile çarptım 78. Yani şuranın 78 olması gerekiyor. E bir fazlası bir e, 1 artı bc 78 ise b çarpı c 77'dir. E bunun da zaten iki tane asal çarpanı var. Başka bir şey yok. 7 ve 11. Ve ikisi de asal. O zaman çok güzel. Artık sonucu bulduk demektir. A3'müş. B7 C'de 11'miş arkadaşlar. Bunların toplamı istenmiş. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Hocam B değil de C 11 olsaydı fark etmezdi. Yani bu 11, bu 7 de olabilirdi. Bunun hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz ama... ...zaten toplamı istendiği için bu şekilde bir seçim yaptım ben senin için. Geçtim 10'a. R ve delta. Birer gerçel sayı olmak üzere x eksi r'nin karesi eşittir delta x 3. Bu denklemin diskriminantı delta'dır. Şimdi ben bu delta y yani diskriminantı hesaplamak için eşittir sıfıra da ihtiyacım var değil mi? Ee, bu şekilde delta hesaplamayalım. Şöyle yapalım. x eksi r'nin karesini açıyorum. x kare eksi 2 r x oldu. Artı r kare dedim. Eşittir delta x 3. Delta x 3'ü bu tarafa postalarsam x kare eksi 2 r x artı r kare eksi delta artı 3 eşittir 0 oldu. Ve artık ben bunun deltasını hesaplamak için delta neydi? b kare eksi 4 ac b'miz eksi 2 r olduğu için karesini aldım. 4 r kare eksi 4 çarpı 1 çarpı şurası r kare eksi delta artı 3 eşittir 0 e eşittir 0 değil eşittir delta. Değil mi? Çünkü delta'yı hesapladım. E eşittir delta olacak. Şimdi ben burada 4 r kareyi yazdım. Şuradaki eksi 4'ü içeri dağıtırsam eksi 4 r kare gelir artı 4 delta gelir. Eksi 12 gelir ve eşittir delta yaptım. Arkadaşlarım buradaki artı 4 kare ve eksi 4 kare birbirini götürüp deltayı bu tarafa 12, eksi 12'yi diğer tarafa postalarsam 3 tane deltanın 12 olması gerektiğini ve deltanın da buradan 4 olması gerektiğini anlarım. Yani x eksi r'nin karesi eşittir 1'miş aslında burası. Ve dikkat edin, dikkat edin. Delta yani 4 aynı zamanda bu denklemin bir kökü. Imiş, bu denklemin bir köküymüş. Yani e, ben şurada x gördüğüm yere 4'ü yazınca 4 eksi r'nin karesi eşittir 1. Bu denklemi sağlıyormuş. Şimdi o zaman neyin karesi 1'dir? Ya 1'in ya eksi 1'in. O halde 4 eksi r ya 1'dir ya da 4 eksi r eksi 1'dir diyeceğim. Buradan r eşittir 3 veyahut r eşittir 5 gelir. Şimdi r için iki tane farklı olay var. Birinin 3 olması diğer e, kısımda da 5 olması. Ben ikisine göre de çözeceğim ve denklemin diğer kökünün 2, 5 ve 6'ların 6'dan hangilerinin eşit olabileceğini bulacağım. O halde diyorum ki şuraya çizgimi çektim. Diyorum ki R eşittir 3 için R eşittir 3 için X eksi 3'ün e, tabii ki karesi eşittir 1'i sağlamasını istiyorum. Çünkü denklem buydu. Neyin karesi 1'dir? Ya 1'in ya da eksi 1'in demiştik. O halde X ya 4 olur ki zaten 4'tü delta'dan kaynaklı. X eşittir 2 olabilir. Bak 2 olabiliyormuş gördün mü? Veyahut R eşittir 5 için diyeceğim. R eşittir 5 için de X eksi 5'in karesi eşittir 1 gelir. Buradan X eksi 5 ya 1'dir ya da X eksi 5 eksi 1'dir diyeceğim. O halde X eşittir 6 gelir. Bak 6 da olabiliyormuş. Ya da X eşittir 4'tür. 4'ü zaten bulmuştuk. 5 olamıyormuş arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 ve 6 yani 1 ve 3 olacak. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Sol altta sorumuz kalmadı geçtim sağ üstte. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gx, f çarpı g ve f bölü g doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Burada ben e, hemen şunu görüyorum hemen bunu fark ediyorum. gx fonksiyonumuz eşittir aslında y eşittir 4 fonksiyonu olduğu için gx eşittir 4'tür diyebiliyorum rahatlıkla. Tamam mı? Şimdi o zaman burada hani f çarpı g var ya e g 4'tü zaten demek ki aslında bu fonksiyonumuz bizim 4 çarpı f fonksiyonuymuş. Şu fonksiyon da aslında fx bölü 4 fonksiyonunun ta kendisiymiş. Tamam? E ben hiç vakit kaybetmeden burada m'yi falan yerine yazsam mesela e doğrusal fonksiyonlardı ya bunlar. E bir de tabii şöyle bir durum da var. fx eşittir mesela burada orijinden geçtiğine göre gençler fx eşittir cx biçiminde bir fonksiyon da diyebilirim. Bunun artı b'si falan yoktur. Niye yoktur? Çünkü gençler orijinden geçmiş. Yani sıfıra sıfırı sağlayan bir doğrusal fonksiyon olacak. Cx formatında bir fonksiyon. E 4 tane fx o zaman ne olacaktır arkadaşlar? m'yi yerine yazarsak 4 çarpı fm. Bu da eşittir. E Tabii ki 4 çarpı c çarpı m olacaktır. 4 cm. Bu da kaçmış? eşittir 4'müş. Bak bu m yerine yazınca hop 4 geliyor. Demek ki C çarpı M eşittir 1 olacak. Bu cepte hemen aldık kayda. Bir de gençler Fx bölü 4 demiş. Ben bunda N'yi yerine yazınca yani Fn bölü 4 eşittir. Tabii ki Fn neydi? Şurada yerine yazarsak C çarpı N. E bunu ben 4'e böldüğüm takdirde bu da neyi veriyormuş? O da 4'ü veriyormuş. O zaman C çarpı N kaçtır? Tabii ki de 16'dır. Bu da cepte. E şimdi şöyle bir durum var. İkisinde de gördüğünüz üzere bir C var. Bu C'leri yalnız bırakırsam ben C eşittir 1 bölü M ve C eşittir 16 bölü N'yi elde ederiz. İkisi de C ise ben bunları birbirine eşitlerim kimse kusura bakmasın. Şimdi 1 bölü M eşittir 16 bölü N ise içler dışlar çarpımından 16M eşittir N olduğunu söylerim. N gördüğüm yere 16M'yi yazarım. M ile 16M'yi topladım 17M bölü M dedim. Ee, gençler. Burası ne oldu artık? F17 mi oldu? Güzel. F17 kaçmış? 34. E benim fx fonksiyonum neydi? Cx değil miydi? F17 nedir o zaman? 17c'dir. E bu da 34 ise c kaçtır? 2'dir. Demek ki benim fx fonksiyonum aslında 2x şeklinde çalışıyormuş. F1 sorulmuş. Ve ben x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 çarpı 1'den doğru sonucunda 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilmem gerekir. 11. sorumuzu çözdük. Cevabına B dedik ve devam ediyorum bir diğer sayfamla sevgili gençler. Terimleri pozitif tam sayılardan oluşan bir AN dizisinin her x pozitif tam sayısı için şöyle bir sembol tanımlanmış. Bu sembolün de bize anlatmak istediği şey şu. AX teriminin yani indis neyse o terimin asal çarpanlarının en büyüğü biçiminde tanımlanıyor. Ve ben bir terimi elde ettikten sonra hemen sonraki terimini elde etmek istiyorsam o terime bunun şu sembolünü ekliyorum. Yani asal çarpanlarının en büyüğünü ekleyerek elde ediyorum. Peki yukarıda verilen eşitlikten yararlanarak birinci terimi 63 olan bir e, dizinin kaçıncı terimi 156'dır diye soruluyor. Şimdi bunu anlayabilmek için ikinci terimi elde etmek gerekiyor. İkinci terimi nasıl elde ederim? Birinci terimin yani 63'ün üzerine... Bu 63 sayısının en büyük asal çarpanını ki 7 kere 9 olduğu için 7 kere 3'ün karesi 7'yi ekleyerek elde ederim ki bu da 70'i verir bana. A3'ü nasıl elde ederim? 70'in üzerine bu da 7, 7 çarpı 2 çarpı 5 olduğu için 7'ye ekleyerek yine 77'yi elde ederim. A4'ü nasıl elde ederim? A4 77'nin üzerine 77 sayısı 7 kere 11 olduğu için en büyük asal çarpan bu sefer 11. 11'i e eklerim ve 88'dir derim. A5'i elde etmek için bu sefer de 88'in üzerine 88'in en büyük asal çarpanı 11'dir. 11'i eklerim ve 99'dur derim. Daha sonrasında A6'yı elde edebilmek adına bu sefer 99'un üzerine ne eklemem gerekiyor benim? 99'un en büyük asal çarpanı olan 11'i eklemem gerekiyor ki bu da bana kaçı verir? 110'u verir. 110 dediğim sayı 11 kere 10'dur. O halde A7'yi elde etmek için 110'un üzerine yine 11 eklemem gerekir ki bu da 121'i verir. E 121 sayısı zaten 11'in karesi. A8'i elde etmek adına 121'in üzerine bu sefer 11 eklerim yine ve bu da bana 132'yi verir. 132 sayısı da 11 kere 12 değil mi? O zaman en büyük asal çarpanı yine 11. Yani A9'u elde etmek için 132'nin üzerine 11 eklenir ve 143 bulunur. Şimdi bir şeyleri değiştirme zamanı. A onu elde etmek için 143'ün üzerine 143 11 kere 13 olduğu için bu sefer en büyük asal çarpan 13'tür. 13'ü eklerim ve bu da bana 156'nın ta kendisini verir. Dikkat ettiysen kaçıncı terimi 156'dır diye sorulmuştu bana. Ben de bunun 10. terimi olduğunu buldum. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Altta soru yok. Geçtim sağ tarafa. 13. soru. Baş katsayısı 1 olan px parabolü tanımlanıyor. A, B ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde çizilen Px-4, Px artı 2, Px artı A parabolleri orijinden geçmekte. Ve Px eksi B artı C parabolü x eksenine orijinde teğet olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim gençler. Benim bir parabolüm var. Ve ben bu parabolü şu ne demek? 4 birim sağa ötelemek demek. Şu ne demek? İki birim sola ötelemek demek. Bu ne demek? A birim bu da yukarı ötelemek demek. Doğru mu? Peki 4 birim sağa ötelediğim takdirde orijinden geçiyorsa demek ki benim bu parabolümün eksi 4 diye bir kökü vardır. 2 birim sola ötelediğim takdirde yine orijinden geçiyorsa o halde gençler benim bu parabolümün 2 diye de bir kökü vardır. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Bir parabolümüz var. Eksi 4'ten ve şu şekilde 2'den kök olarak kabul eden bir parabol. Ben bunun şu kısmının eksi 4 olduğunu buranın da iki olduğunu biliyorum. Şimdi tuttum ben bu parabolü tamam mı? 4 birim sağa doğru öteledim. Bak 4 birim sağa öteleyince orijinden geçti. Veya tuttum 2 birim sola öteledim bak yine orijinden geçti. Gördün mü? Demek ki bizim parabolümüz bu şekilde çalışıyor. Ve kökleri eksi 4 ve 2. Şimdi baş kat sayısı da 1 ise o halde parabol ortaya çıkmış demektir. Px parabolümüz x artı 4 ile bir kökümüz eksi 4 ise bir çarpanımız x artı 4'tür. Bir kökümüz 2 ise diğer çarpanımız x eksi 2'dir. E bunların çarpımı bana neyi verir? x kare artı 2x eksi 8'i verir. 0 için nereden geçiyor? Eksi 8'den geçiyor. Şimdi az önce çizdiğim parabolü bir daha ben size çizmek istiyorum. O görselini vermek istiyorum. Şurası eksi 4'tü. Parabolü çizdim. Şurası da 2'ydi. Demek ki şurası kaçmış? Eksi 8'miş. Çünkü x eşittir 0 için bu parabol y eksenini 8'de keser. Eksi 8'de keser. Ve ben bunu yukarı doğru ötelediğim takdirde kaç birim yukarı ötelersem e, bu parabol orijinden geçer? Tabii ki de 8 birim. Çünkü şu şekildeydi. 8 birim yukarı ötelersem orijinden geçer diyorum. İşte demek ki buradaki a'mız kesinlikle 8 olacak. Çünkü 8 birim yukarı ötelenince orijinden geçiyordu. E peki Güzel. Şimdi bunu da anladığımıza göre artık B ile C'yi bulma zamanı. Ben parabolümü yani Px parabolümü x kare artı 2x eksi 8 diye. Ben bunu x kare artı 2x artı 1 eksi 9 biçiminde ifade edip bu da x artı 1'in hocam karesi eksi 9'dur dersem eğer şimdi şuraya geldim bakıyorum. Benim x eksenine orijinde teğet bir parabole sahip olabilmem için bu parabole gerekli öteleme işlemlerini yaptıktan sonra bu parabolün sadece ama sadece x kare formatında kalmış olması lazım. Baş kat sayısı 1'di çünkü. E bunun sadece x kareye eşit olabilmesi için x gördüğüm yere x eksi 1 yazmam lazım. Ve üzerine de 9 eklemem lazım. Yani şuranın x eksi 1 olması lazım. Buranın da 9 olması gerekiyor. O halde b kaçtır? B tabii ki 1'dir. C 9'dur. A'nın 8 olması gerektiğini söylemiştik. O halde 8 çarpı 1 çarpı 9 bana burada 72'nin ta kendisini verir. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 13'ü de çözdüğümüze göre devam edelim 14'te. Şimdi 9 tane odası olan ve 17 yataklı bir otel var. Bu otelin odaları 1 ya da 3 yataklı. Tüm odaların boş olduğu bir gün 10 kişilik bir arkadaş grubu her odanın yatak kapasitesi doldurulacak biçimde odalarda konaklayacak. Resepsiyonda bulunan dolaba ait şekildeki 9 anahtarın ilk belli sayıdaki kısmı sadece tek kişilik. Mesela ilk x tanesi, ilk x tanesi tek kişilik diyelim, bir kişilik. O halde geriye kalan 9-x tanesi de, yani bu da sondan kaç tanesi oluyorsa, e, bunlar da 3 kişilik diyebiliriz. Pekala, son belli sayıdaki kısmı ise, Sadece 3 kişilik odalara ait. Bu arkadaş grubuna konaklayacakları odaların anahtarları veriliyor ve kalan anahtarların yerleri değiştirilmiyor. Buna göre dolapta kalan anahtarların kaç farklı şekilde görüntüsü oluşur diye sorulmuş. Şimdi ben bu ikisi bulabilirim. Şöyle ki toplam ben e, bu hastane diyecektim. Oteldeki toplam yatak sayısının 17 olduğunu biliyorum. E, madem 17 burada kaç tane yatak var? 1 çarpı x tane yani x tane yatak var. Burada da 3 çarpı 9 eksi x tane. Yani 27 eksi 3 x tane yatak var. Eğer ben buradaki yatak sayılarını yani x'i ve 27 eksi 3 x'i toplarsam toplam yatak sayısını bulurum. Yani 27 eksi 2 x eşittir 17 ise burada 2 x eşittir 10'dur. x de buradan 5 gelir. Demek ki şunu öğrendik artık. Şu çizgiyi çekecek olursam. Şu taraftakiler hep tek yataklı bak bir yataklı bir yataklı bir yataklı bir yataklı bunların hepsi 3 yataklı diyebilirim arkadaşlar. Tamam. Pekala. Şimdi bak ne oldu? 4 kere 3'ten 12, 5 daha de ekledim. 17 yataklı bir e, hastane diyecektim. Yine otel oldu. Pekala. Buna göre dolapta kalan anahtarların kaç farklı şekli görüntüsü oluşur? Arkadaşlar 10 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Bütün odalardaki bütün yatakları yani seçtikleri odalardaki bütün yatakları dolduracak bir 10 kişiden bahsediyoruz. Bu nasıl mümkün? Şu şekilde e, bir tanesi tek yataklı bir odada kalırken diğer 3 tanesi yani diğer 9 tanesi 3'er yataklı odalarda kalırlarsa toplam 10 kişi etmiş olur. Veya şu 3'ü de bu 3'ü de 1 1 1 diye ayırırsam 1 1 1 1 3 ve 3 yapabiliriz. Yine 10 kişi bu şekilde kalabilir. Bu 3'ü de 1 1 1 yapabilirim. Lakin onu da yaptığım takdirde 7 tane tek kişilik odaya ihtiyaç duyduğum için 7 tane tek kişilik odam yok. Demek ki bunu alamayacağım. Yani 2 tane ihtimalimiz var. Ya bu ya da bu ikisinden birisi. Peki şimdi o zaman şöyle diyelim. Şu ihtimale göz atalım. Bir tane tek kişilik odaya ihtiyacım var. Kaç tane tek kişilik odam var? 5 beş tane. 5'in birlisi çarpı 3 tane 3 kişilik odaya ihtiyacım var. E kaç tane var? 4 tane. 4'ün üçlüsü. Çarparsam 5 çarpı 4'ten 20'ye ulaşırım. Bir de burada 4 tane 1 kişilik odaya ihtiyacım var. E 5 tane vardı burada. 5'in dörtlüsü Çarpı 2 tane de 3 kişilik odaya ihtiyacım var. Burada 4 taneydi. 4'ün ikilisi dedim. 5'in dörtlüsü 5'tir. 4'ün ikilisi 6. 5 kere 6'dan bu da bana 30'u verir. O halde toplam kaç görüntü oluşurmuş? 20 artı 30'dan 50 tane görüntü oluşur. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. Ve devam ediyorum. Bir diğer sayfamda 15. soruyla bir şirket var, iki tanesi kahve ve üç tanesi çay içeren farklı sunumların olduğu ikramları gün içindeki 5 mola saatinde ikram etmek üzere planlamış. Şimdi bu sunumların içerisinde iki tane kahveli sunum var, iki tane kahveli sunum var. Yani içerisinde kahve olan bir sunum var. Üç tane de sevgili arkadaşlarım çaylı sunum var. Tam toplam beş tane sunum tabağımız var diye düşünelim. Ve gün içinde toplam 5 tane mola saatinde ikram edilecek. Bu 5 mola saati de 5 ikramdan 3 tanesini seçerek bu ikramları dinlenme arasındaki mola saatleri. Şimdi dinlenme arası, dinlenme arası diyelim. Burada kaç tane mola verilecek? 3 tane mola verilecek. Ve bu 3 molada birbirinden farklı veya aynı 3 tane sevgili arkadaşlarım sunum verilecek. Ve bir de sevgili arkadaşlarım bu 5 tanesi sunumdan 2 tanesi seçilerek bunlar da ufak molalarda verilecek. Ufak mola diyelim. Burada da iki tane sunum tabağı sergilenecek. Pekala buna göre dinlenme arası da dahil olmak üzere iş yerinde tüm molalara katılan bir kişinin dinlenme arasında ya da çalışma saatinde en az bir adet kahve ikramına rastlama olasılığı. Şimdi en az bir adet kahve ikramına rastlama olasılığı soruluyorsa eğer bu şu demek oluyor. Ee, hiç kahve olmadığı durumu istemiyor. Bir tane kahve olsun be diyor. Hani Bir, bir tane de kahve içelim yani diyor. Doğal olarak kahve olmayan durumu da istenmeyen durum olarak algılayıp biz şunu diyebiliriz. Kardeşim kaç tane dinlenme arası olacaktı? 3 tane. Peki benim kaç tane sunumum var? 5 tane. Bu 5 tanesinden 3 tanesini seçerim. Çarpı kaç tane ufak mol alacaktı? 2. Bu 5 tanesinden 2 tanesini seçerim. O halde toplam kaç seçeneğim olur? 5'in üçlüsü 10, 5'in ikilisi 10 on, çarpı 10'dan 100'ü verir bana ve... Benim tüm durumum yüzdür derim. Yani ben bu sunumları yüz farklı biçimde dağıtabilirim bu molalarda. Bu tüm durumdur. Dolayısıyla da evrensel e, ola örneklem uzaydır. Güzel. Şimdi o zaman ben tüm durumdan neyi çıkaracağım? İstenmeyen durum. Yani kahveli bir tabak sunum vermeyeceğim. E şimdi benim kahve vermeyeceksem şunu eledim. Bütün molalarda çaylı sunum tabaklarını vereceğim. E şimdi burada 3 tane Dinlenme arasında 3 taneye ihtiyacım vardı. 3 tane tabağım var zaten. 3'ün üçlüsü çarpı ufak molalarda 2 taneye ihtiyacım vardı. 3'ün ikilisi. 3'ün üçlüsü 1'dir. 3'ün ikilisi 3'tür Çarparsak 3 gelir. Bu da o zaman benim istemediğim durum. O halde cevabımız 97 bölü 100'dür. Yani %97 olasılıkla gençler kahveye denk geleceğiz. Tamam %97 olasılıkla bir kahveye denk geleceğiz. Bu da yüksek bir ihtimalmiş maşallah. Devam edelim 16. sorumuzda. Şimdi ABC kümeleri gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi arkadaşlar. E, logaritma 16 eksi x büyüktür. Logaritma x eksi 4 denilmiş. E, bu eşitsizliğin çözüm kümesi A. Şimdi tabanlara bakıyorsunuz hemen. Bu eşitsizliklerde logaritmik eşitsizliklerde taban bizim için çok değerli. Bak burası da 10. Burası 1 bölü 3 e, kayıt altına alalım. Şimdi taban 10 sa birden büyük. Birden büyük tabanlarda eşitsizlik çözerken direkt şunu yapabilirsin. O zaman 16 eksi x de x 4'ten daha büyüktür diyebilirsin. 16 eksi x büyüktür x 4 dedim. Buradan 2x'in ben 20'den daha küçük olması gerektiğini yani x'in de 10'dan daha küçük olması gerektiğini söyleyebilirim ama bunu sınırlandırmak gerekiyor. Şimdi x eksi sonsuz olabilir mi mesela? Olamaz. Neden olamaz onu söyleyeyim. Şunları unutmuyorsun logaritmanın tanımı gereği e, logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalı. Yani pozitif olmalı. O halde diyorum ki 16 eksi x büyüktür sıfır ve x eksi 4 büyüktür sıfır olmalı. Yani burada x 16'dan küçük olmalı ve x x 4'ten büyük olmalı diyorum. Şimdi iyi dinle beni. Şunu almak zorunda değilim. Çünkü zaten ben x'in 10'dan daha küçük olduğunu biliyorum. 10'dan küçük olan her sayı zaten 16'dan da küçüktür. Bundan mütebellit gençler. Şunu eleyebilirim. Almayacağım zaten. E 4'ten büyük 10'dan küçük diyor. O zaman x'lerimiz neredeymiş? 4'ten büyük ve 10'dan küçükmüş. İşte A kümemiz ortaya çıktı. A kümemiz 4 ile 10 açık aralığı denilebilir. A'yı bulduk. Bunu hemen kaydedelim şöyle. Peki. Şimdi geldim B kümesini hesaplamaya. Bunu nasıl hesaplarım? Hocam küçüktür 2 demiş. Ben direkt onu şuraya onun karesi 100 yapar ya. X 8, 6 küçüktür 100 derim. Burası yine birden büyük olduğu için eşitsizliği falan bozmama lüzum yok. Eksi 6'yı karşıya atarsam x küçüktür 106 olur. Ve doğal olarak x eksi 6'nın da tabii ki 0'dan büyük olması gerekiyor. Yani x 6'dan büyükmüş. O halde hem 106'dan küçük hem de 6'dan büyük olması gerekiyor mantalitesiyle. B kümesi de ortaya çıktı. 6 ile 100 arasındadır diyebilirim. 6 ile 100 arasındaki reel sayılar benim B kümemi oluşturuyor demek ki. Hemen bunu da kayıt altına aldık. Peki geldim şuraya. Şimdi hocam 2x eksi 13 artı 1 var. Ben bu artı 1'i şu şekilde ifade edebilirim. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3 biçiminde yazarım ve toplarım. Toplanıyorsa da buradaki şu içler çarpılacaktır. Ben bu içleri çarpıp yazarsam logaritma 1 bölü 3 tabanında 2x 13 bölü 3 gelir. Bu da sıfırdan küçüktür derim. Şimdi tabana bakıyorsun. Taban önemli. Taban 1 bölü 3. 1 bölü 3 ise birden küçüktür. Ve 1 bölü 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 yapar ya hani. O halde diyorum ki 2x8'i 13 bölü 3 birden küçük değil büyüktür diyorum. Çünkü taban birden küçükse eşitsizlik bu şekilde atıldığı takdirde yön değiştirecektir yönü. 3 artık ikisi de pozitif olduğu için bu tarafa postalayabilirim. Böylelikle 2x8'i 13 e, büyüktür 3 olacaktır. Yani 2x büyüktür 16 yani x büyüktür 8 dedik gençler. Bir de tabi doğal olarak 2x 8 13 2x 8 13 sıfırdan büyük olmalı. Yani 2x büyüktür 13 x büyüktür 6.5 diyeceğim ama zaten almama gerek yoktu. Sebep çünkü zaten 8'den büyük olan her sayı 6.5'tan da büyüktür dedik. Pekala burayı iptal ettim o halde. x 8'den büyük olacak. Bu da C kümesi. C kümesi neymiş? 8'den Sonsuza kadar olan açık aralık. Peki. Diyor ki şimdi A ile B'yi kesiştir. Yani şunla şunu kesiştireceğim ben. Alt sınırların büyüğü yani 6. Üst sınırların küçüğü yani 10. Şimdi bak bu kesişim kümesini ben sana sayı doğrusu üzerinde şöyle ifade edeyim. 6 ile 10'u alacağız. 6 ile 10 dedim. Şurası 6 burası 10. Benim çözüm aralığım neresi olacak? Bak hocam sana şöyle göstereyim. Mavi ile gösterdik madem öyle. Mavi ile devam edelim. Şurası benim çözüm aralığım. Burası A kesişim B'dir. Şimdi C'yi gösterelim. Fark C demiş. Yani A kesişim B kümesinde olup da C kümesinde olmayanlar isteniyor. E bu da 8'den sonsuzaydı. E 8 şuralarda bir yerde. Şurası 8. Ve buradan sonsuza kadar olan aralığı temsil ediyor. A kümesinde olup B kümesinde olmayan yerler nerelerdir? İşte şuralardır. Ve 8 dahil midir? Dahildir. Çünkü 8 A kümesinde var ama C küm A kesişim B'de var. Lakin C'de yok. O halde buradaki tam sayılar nelerdir? Bak bir tane şurada 7 var. Bir de tabii ki 8 almayı unutmayacağız. 7 ve 8 toplam 2 tane tam sayı var. Doğru cevabımız da B şıkkı olur deriz. Geçtim 17'ye. Kenarları birbirine paralel olan. ABCD karesi ile KLMN karesi. Şekil 1'deki konumdayken ABCD karesi sabit kalmak şartıyla şuradaki arkadaki, arkada gibi duran KLMN karesini A birim sağa ötelediğimizde şekil 2'deki sarı boyalı kare oluşuyor. Kare oluşuyormuş. Şimdi sağa doğru ötelendiği takdirde şuradaki LNX uzunluğu hiçbir şekilde değişmeyecektir. O halde burası yine LNX'dir ve burada kare olduğuna göre burası da LNX'dir. Şimdi ben şunu soruyorum. LN3X dediğim uzunluktan A birim sağa ötelediğimiz için A kadar eksilmiştir ve ln x kalmıştır. O halde ben bunu bu tarafa eksi -A'yı bu tarafa gönderirsem ln 3x'ten ln x'i çıkarınca demek ki A kalıyormuş. E ben logaritmaları nasıl çıkarırım? Tabanları E bunların tabanları aynı. İçlerini bölerim. ln 3x'i 3x'i x'e böl 3. ln 3 eşittir A gelecektir. Şimdi A'yı buldum. Ve benden istiyor ki yukarıda bahsedilen öteleme sağ taraf yerine A birim yukarı doğru yapılsaydı oluşan dikdörtgensel bölgenin çevresi ln 256 olacaktı diyor. Bak şimdi şöyle diyor yani hocam. Şurayı ben sileyim. Bu ötelemeyi diyor yukarı doğru yapmış olsaydık. Mesela şöyle yapmış olsaydım diyor. Tamam mı? Şimdi ben ne kadar öteleyecektim? A kadar. Yani ln 3 kadar. ln 3 kadar öteleyeceksem şurada ne kalır? ln x eksi ln 3 kalır. ln x'den ln 3 çıkarsa ln x bölü 3 kalacaktır. İçlerini bölüyordum. Şimdi çevresi 2 elen 250 altına olduğuna göre bir burada var bir de burada var o zaman çarpı 2. Artı 2 çarpı şurası değişmeyecekti bu sefer 2 çarpı elen 3x dedim. Bu da elen 256 ya ben onu elen 2 üzeri 8 biçiminde yazarım 8'i de başa atarım şu şekilde bir görüntü oluşur. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam elen x bölü 3 artı elen 3x eşittir 4 tane elen 2 olur. Burada elen Şunları çarparsam toplandığı için x bölü 3 ile 3x'i çarptım. Ne kaldı? x kare kaldı. Ln x kare arkadaşlar eşittir. 4'ü tekrar bunun kafasına atarsam ln ne olacaktır? 16'ya eşit olacaktır. Demek ki burada x kare 16'ymış. x de 4 gelir. Tamam negatif olamayacağına göre. E x kaçtır diye sorulmuştu. Doğru cevabımız da d seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet geç, geçelim 18'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları aşağıdaki biçimde veriliyor bana. E buna göre diyor bu limitin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle bir durumdan bahsedelim. Ben şurada ne demeye çalıştığını size Türkçe eleştireyim. F'in tersinin içerisine diyor. G'nin de içine diyor. Eksi altının sağ tarafını yazacaksın diyor. Eksi altı nerede hocam? Aha da burada. Eksi altının sağı da burada. G fonksiyonun içerisine eksi 6'nın sağını yazarsam şöyle bir görsel oluşur. Görüntü oluşur. E, i̇çerisinden bahsediyorum bak unutma. Bu nedir biliyor musun? 2 eksi eksi 6'nın sağ tarafıdır. Şimdi 2'den eksi 6'nın sağ tarafını çıkardığında ne kalır? Bunu daha iyi anlamlandırabilmek için 2'den eksi 6'nın sağını eksi 6 artı epsilon gibisinden düşün. Eksi'yi içeri dağıt. 2 artı 6 eksi epsilon olur. Bu da 8 eksi epsilon olur. 8 eksi epsilon 8'in sol tarafındadır. Demek ki içerisine geliyormuş 8'in solu. Şimdi bizden şu isteniyor. F'in tersinde 8'in solu acaba nedir? Ben buna A demek istiyorum. Aslına bakarsam bizden şu isteniyor. F eşittir 8'in sol tarafı. Yani 8'in solunu veren görüntü Y hangi tanım kümesindeki hangi eleman sebebiyet oluyor? Sebebiyet veriyor. Bizden bu isteniyor. Şimdi o zaman benim görüntümün 8'in solu olması gerekiyor. Şimdi ben burada şunu 8'in soluna nasıl eşitlerim? 3x artı 7'yi mesela direkt 8 yapsam 3x gelir? 1 gelir. X de buradan 1 bölü 3 gelir ama 1 bölü 3 2'den büyük değil ki. Demek ki burada aramayacağım ben bu 8 çıktısını. Nerede arayacağım? Alt tarafta. Şurada. O halde 5x artı 3 diyorum. 5x artı 3 eşittir 8 diyeceğim. 5x buradan 5'i verecek. X de 1'i verecek. Demek ki 8'in soluna erişebilmek için 1'in solunu yerine yazmam gerekiyor. O halde cevabım bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor. 1 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. 18. sorumuzun cevabı C idi. Geçtim 19'a. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı h ve g fonksiyonları kullanılarak x eşittir 1 apsis noktada sürekli olan bir f fonksiyonu var. x eşittir 1 de sürekliymiş. F fonksiyonu sürekli. O halde ben 1'in sağ tarafında bunu yerine yazarsam H1'in sağ tarafı eşittir. G1'in sol tarafı demeliyim. Bunlar birbirine eşitmiş. E sürekli ise bunların ikisi de logaritma 2'ye aslında eşitmiş. Yani H fonksiyonunda 1'in sağ tarafı G fonksiyonunda 1'in sol tarafına Bunların ikisi de logaritma 2'ye eşit oluyormuş. Şimdi buna göre deniliyor. H1'e giderken H1'e giderken e, limiti 2'dir diyor e Şimdi abi bir durup düşünmek lazım şimdi 2 nereden geldi yani En kötü şunu savunabilirdik Belki olabilirdi H1'e yaklaşırken Logaritma 2'ye eşit olabilirdik 2'ye de değil Ama lakin eğer burası logaritma 2 Demiş olsaydı yine yanlış olabilirdi E niye Çünkü güzel kardeşim şundan kaynaklı ben H fonksiyonunun sürekli olup olmadığını Veya bir noktasında limitinin olup olmadığını bilmiyorum Sadece birin sağ tarafındaki limitinin 2 logaritma 2 olduğunu biliyorum Sol tarafındaki limiti Belki logaritma 3 Birbirinden farklı oldu Şimdi limit yok diyecektik O halde birinci öncül patladı İkinci öncüle bakıyorum G fonksiyonunun bir noktasındaki limiti G1'e eşittir diyor Yani G fonksiyonu süreklidir deniliyor Peki Ben G fonksiyonunun sürekli olup olmadığını biliyor muyum? E, bilmiyorum. Demek ki ikinci öncül de patladı. O halde arkadaşlarım artık üçüncü öncüle bakıyoruz. Demek ki cevabımız E şıkkı. G'nin sol tarafındaki limiti. E, G'nin sol tarafındaki limitin logaritma 2 idi. Evet. H'ın sağ tarafındaki 1'in sağ tarafındaki limiti. E, o da logaritma 2 idi. İkisini toplarsak diyor logaritmalar toplanırken içleri çarpılacağı için logaritma 4'e eşit olması lazım ki zaten bunu söylemiş. Demek ki cevabımız bizim ne olacakmış? Yalnız 3 olacakmış gençler. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve geçiyorum 20. soruma. Birim karelerden oluşan dik koordinat düzleminde 0 6 açık aralığında tanımlı f g h fonksiyonlarının türevlerinin grafikleri şekilde verilmiş. Bak bunlar türev grafikleri ha. Adın üstüne bak. Türev, F türev, G türev, H türev. Peki, bu fonksiyonlarla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. 3 tane de bilgi vermiş. Bu sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Hepsinin de 5 noktasındaki türevlerinin sıralaması isteniyor bizden. 5 absisi noktadaki türev sıralaması isteniyor. Şimdi, bu fonksiyonlardan yalnızca F'in tersi oluşabilir denilmiş. Bu ne demek? Yani sadece ama sadece f'in tersi oluşabilir. Şimdi f'in tersinin oluşabilmesi için f fonksiyonunun birebir ve örten olması gerekiyor. O zaman ben şunu düşünebilir miyim? f fonksiyonu bak burada e, şuradaki 3 apsisi noktaya kadar türevi pozitif. Değil mi? Şimdi türevi pozitifse f fonksiyonu sıfırdan 3'e kadar artandır. Hemen ben sana şöyle bir grafik oluşturayım. Şurayı silelim gençler. Buraya ihtiyacımız yok şimdilik. Hatta şunu da y ekseni olarak kullanalım. Y ekseni için biraz çok yakın. Ben şöyle bir şey yapayım sana. Tamam. Şimdi x, y kartezyen koordinat sistemi dedik. Eyvallah. Şimdi sadece f'in tersi oluşabilir demişti. F fonksiyonu 0'dan 3'e kadar. Şurası da 3 olsun. Artan bir fonksiyon. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir fonksiyon. F fonksiyonu. Tamam. Artan. Şimdi ama tersinin oluşabilmesi için birebir ve örten olması gerekiyor ya bu bir daha azalan bir şey olmayacak f fonksiyonu yoksa birebir ve örten olmaz. Demek ki f'in türevi burada pozitifken pozitif olmaya devam ediyor. Yani f'in türevi devamını vermemiş ya hangisi hangisi olduğunu bilmiyoruz. F'in türevi bu veyahut bu olabilir. Tamam güzel. Yani f'in türevi alttaki olamaz hocam. F'in türevi alttaki olamaz. O halde mesela f5'i f türev 5'i kıyaslayacağız ya 5 burası f türevi 5'i kıyaslayacaksak f türevi 5 en küçük olamaz mesela ben şıklardan direkt sadece birinci verilen öncüle baktım ve f'in tersinde 5'in en küçük olamayacağını anladım ve bunu eledim. Tamam güzel. Şimdi devam edelim. İkinci verilen bilgiye bakalım. f3 h3 g3 bunların hepsi birbirine eşitmiş. Şimdi dur. g'nin türevi de artan bir fonksiyon değil mi? g'nin türevi de artan. Ve dikkat ettiysen f3, g3, h3 hepsi birbirine eşitse o halde şöyle diyeceğim ben şöyle bir fonksiyonum var tamam şöyle bir fonksiyonum var e, buradaki de g bu g bu f olsun şimdi devam edelim g ve h artarken azalıyor azalırken artmaya başlıyor diyebiliriz mesela o zaman ben g'nin türevi buradaydı ya g'nin türevi gördüğüm için gördüğüm üzere pozitifti. E Bunun tersi fonksiyonu olmuyorsa demek ki bundan sonra azalmaya başlayacak. Azalması için bu g fonksiyonunun türevinin negatife geçmiş olması lazım. O zaman şu kesinlikle g türev. Tamam. Şimdi h türeve bakıyorsun. H türevde negatifti başlangıçta. Yani azalan bir fonksiyondu. Şu da h fonksiyonu olsun. Azalmış ve buraya gelmiş hash fonksiyonu. E bundan sonra artmaya başlayacak demek ki hash fonksiyonumuz. Artmaya başlayacaksa da 3 absisi noktadan sonra türevi pozitife geçecektir. Yani f türeve f türev olabilir. E, f türeve şöyle gösterelim. H türev olabilir. Ya da h türeve f türev olabilir. Sanırım bunun da bilgisini bize 3. öncül verecek. Diyor ki f6 h6'dan daha küçüktür deniliyor. Şimdi demek ki Bizim f fonksiyonumuz şu şekilde olacak. Şu eğer şurası 6 absisi noktaysa f6 burası h6 burası f6 h6'dan daha küçük olacak. Şimdi 3 absisi noktada bunların hepsinde türevi sıfır olmamış mıydı? Evet. Demek ki h fonksiyonu daha çok artacak. Daha çok artması için türevinin daha hızlı büyümesi lazım. Daha hızlı büyümesi için de h türevin en üstte f türevin biraz altta kalması gerekiyor. Demek ki benim sıralamam bu. h türev f türev g türev. O halde küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursam, g türev 5 küçüktür, f türev 5, o da küçüktür, h türev 5 diyeceğim. Yani g, f, h bana cevabı verecek. Cevabımız d şıkkında olacakmış sevgili gençler. Evet devam ediyorum bir diğer sayfayla. 21. soru. n bir doğal sayı olmak üzere, p n ve p üzeri n x polinom fonksiyonları. p n bu şekilde, p üzeri n x de bu şekilde verilmiş. P'nin türevinde nx işte pnx'in birinci türevi olduğuna göre pn1 p'nin türevinde n1'e eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır? Şimdi Öncelikle şunu bir bulalım mı beraber? pn1 o şuradan bulunur. pn1 dedim eşittir. x gördüğüm yere 1 yazarsam n artı n parantezinde n-1 olacaktır. Yani aslına bakarsan n karenin ta kendisini verir bize. Şuradaki eksenle beraber artı n birbirini götürürse n kare olur burası. Tamam. Şimdi e, alt indis pn'in türevini alalım. Yani şunu bulalım arkadaşlarım. Onu da buradan bulacağız. Türevini almam gerekiyor. N'i başa attım. N çarpı x üzeri n eksi 1 dedim. Bir de şurada x'in katsayısı olduğu için artı n eksi 1 dememiz gerekiyor. Burada da 1'i yerine yazmam lazım. Pn türev 1 eşittir. N artı n eksi 1 gelir. Yani 2 n 1 olur bu da. Şimdi bizden istiyor ki n kareyi n kareyi 2n eksi 1'e eşitle istiyor. Bunu ben bu tarafa sallarsam n kare eksi 2n artı 1 gelir. Eşittir 0 diyeceğim. E bu da n eksi 1'in karesi olduğu için 0'a eşitlersem n yani burada sadece tek bir değer gelir. O da 1'dir. n değeri kaçtır diye sorulmuştu. Doğru cevap b şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 22. soru için alt kısma geçtik. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde çevre uzunluğu 20 birim olan eş dikdörtgenlerden 4 tanesi şekildeki biçimde veriliyor. Birer kenarları eksenler üzerine gelecek biçimde yerleştirildiğinde birinin köşesi 0'a 12 noktasına gelmekte. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanının en büyük değerini almasını sağlayan eş dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şöyle diyelim. Ben bu küçük gri eş dikdörtgenlerden bir tanesinin kısa kenarına x dersem şurası da benim için x olacaktır. Doğru mu? Peki burası x birim uzunluğundaydı. O halde şuradaki sevgili arkadaşlarım ordinatımız ne olur bizim? 12 artı x olur, değil mi? 12 artı x. Şimdi bu eş dikdörtgenlerin bir tanesinin ee, ...çevresinin 20 olduğu dile getirilmişti. O halde ben iki tane kısa kenar yani x ve x'i 2x'i çıkarırsam bundan... ...20-2x bana iki tane uzun kenarlarının uzunluğunu verir toplamını. Bunu 2'ye bölersem de bir uzun kenarı biz 10-x olarak elde etmiş oluruz. Bak burası, burası 10-x oldu burası da x'ti. Ee, burası da 10-x'ti unutmayalım. Şimdi şu kısım gençler şu turuncuyla gösterdiğim uzunluk ne olmuş oldu? x de 10 eksi x'i topladım. Burası 10 geldi. E burası da zaten 10 eksi x'ti. toplarsam 20 eksi x yapar. Bunun bir kenar uzunluğu ABCD dikdörtgeninin. Buradaki BC uzunluğu da 12 artı x'ti biliyorsun. O halde 20 eksi x ile 12 artı x'in çarpımı bana ABCD dikdörtgeninin alanını veren bir fonksiyon oluşturur. ABCD dikdörtgeninin alanının en büyük değerini almasını sağlayan demiş. E şimdi o halde ben bunları çarparsam 20 kere 12 240'ı verir artı 20 x eksi 12 xten artı 8 x gelir ve eksi x karemiz var bizim. ben bunun maksimum olmasını istiyorsam türevini alırım 8 eksi 2 x eşitlerim 0'a x buradan kaç gelir 4 demek ki x'in 4 olması gerekiyor. E bu eş dörtgenlerden birinin alanı sorulmuş bize. E burası x'ti burası 10 eksi x'ti. E x olan 4'tü. O zaman 10 eksi x olan da 6'dır. 4 kere 6 bana 24'ü verir. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam edelim 23 ile dik koordinat düzleminde gençler bana deniliyor ki dik koordinat düzleminde 3, 7, eksi 3 ile 7 kapalı aralığında daima pozitif değerli ve sürekli bir f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Pekala bu fonksiyonun birinci türev grafiği bak unutma tanım kümesinde yer alan birbirinden farklı a, b, c, d sayıları için f a ile f b birbirine eşit ve 2 f c ile f d birbirine eşit ve 4 eşitlikleri sağlanmakta. F fonksiyonunun mutlak maksimum değeri 6 ve mutlak minimum değeri 1 bölü 2'dir. Buna göre ABCD sayılarının sıralanmasıyla ilgili bu eşitsizliklerden hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Ben bir tane daha X'ye kartezyen koordinat sistemi çizeyim gençler size. Şöyle yapalım. Şurası X eksenimiz olsun. Burası da Y eksenimiz olsun. Tamam mı? Daha sonrasında benim türev fonksiyonuma baktığım takdirde eksi 3'ten 0'a kadar bu fonksiyonun türevinin negatif olduğunu 4'ten 7'ye kadar da bu fonksiyonun türevinin niyle negatif olduğunu sadece ve sadece 0 ile 4 aralığında türevinin pozitif olduğunu görüyorum. O halde eksi 3'ten 0'a gelene kadar bak eksi 3 burası 0 burası eksi 3'ten 0'a gelene kadar azalacağız. Bir azalma olacak. Azaldıktan sonra sıfıra kadar sıfırdan itibaren artmaya başlayacak dörde kadar ve dörtten itibaren tekrar azalmaya başlayan bir fonksiyondan bahsediyoruz biz. Ve bize diyor ki bu fonksiyonun e, mutlak maksimum değeri 6 mutlak maksimum değer bir tane zaten maksimum değeri var o zaman şurası 6'ymış deniliyor. Şöyle yaparsam burası 6'ymış e, minimum değeri de 1 bölü 2 ise demek ki burası da 1 bölü 2'ymiş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. A B C D sayılarının sıralaması. Şimdi bu F fonksiyonu artık ve diyor ki FA FB'ye eşit ve 2. FC FD'ye eşit ve 4. Şimdi 2 şurası olsun. 4 de sevgili arkadaşlarım şurası olsun. Tamam? Şimdi FA FB'ye eşit ve 2 ise mesela örnek veriyorum. A burada, B burada olabilir. FC de FD'ye eşitse. Şimdi şunu şöyle uzatalım. C şurası olabilir. D de burası olabilir mesela. Değil mi? Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi CABD sıralaması. CABD sıralaması var mı? Yok. Şimdi demek ki A ile B burada dursun. Ben diyorum ki o halde şu C'leri de silelim Buradan. Mesela FC ile FD 4 olduğu başka bir yer yok mudur? Bak vardır. Burasını C seçerim örnek veriyorum. Burasını da D seçebilirim. A, B, C, D sıralaması olabilir ki zaten birinci öncülde de bize bunu vermiş. Başka nasıl bir sıralama gerçek olabilir? Bir de buna bakalım şimdi. CABD az önce... A, o verilmişti ya özür dilerim. Az önce gençler şunu bulmuştuk bakın dörttü. Şurası. Ben C dersem C, a, B şuraya da D derim demiştim. CABD verilmiş ikinci öncülde. Yani bu da olabilir. C, D, a, B olabilir mi? Şimdi bir kere C ve D'nin görüntüsü 4 olduğu için bu daha yukarıda kalacak. Ve iki aşağıda olduğu için bu daha aşağıda kalacak. Yani A ile B mutlak surette şurada kalacak. Eğer ki C ile D'yi de yerleştirmek istiyorsam onları ya buraya ya da buraya yerleştirmek zorundayım. Yani mesela şu da olabilirdi. D A B C de olabilirdi. Ama dediğim gibi ya başta C veya D olup A ile B arada kalacak ya da A ile B başta olup C ile D sonda olacak şekilde. Yani şu şekilde bir görüntü imkanı yok olmaz. Üçüncü öncül patladı. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani doğru cevap C şıkkında verilmiştir sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sayfaya bir integral sorusu. Biraz da soruya yaklaşalım isterseniz. F fonksiyonu sıfırdan açık dörtten kapalı e, yerden seçilen her x için fx eşittir x biçiminde bir fonksiyonmuş. Birinci açı ortay doğrusunun. Sıfırdan açık 4'ten kapalı olan yerdeki tanımı. fx eşittir fx artı 4 eşitliği de sağlanıyormuş her x için. Eksi 10'dan 10'a kadar fx de x integralinin değeri soruluyor. Şimdi şu x eksenimiz olsun. Kabul mü? Şu da arkadaşlar şöyle gösterelim. Tam ortaya çizelim şöyle. Y eksenimiz olsun. Şurası y. Burası x. Şimdi sıfırla 4 aralığında benim bir fonksiyonum var. Bu fonksiyon şöyle tanımlanmış. Ve şurası sevgili arkadaşlarım 4 olacak. 0 4 aralığı. Tamam mı? Hatta şunu şöyle gösterelim. Ve şöyle yapalım. Burası y x fonksiyonu. 4 için nereden geçer? Tabii ki de 4'ten geçer. Y x olduğu için. E, hocam 4'ten itibaren, 4'ten itibaren demek ki periyodik biçimde kendini tekrar edecek. Şurası 8 olacak. Ve buradan itibaren de nereye kadar çıkabilir? 2'ye kadar çıkabilir. Burası da 10 olacak. Çünkü eksi 10 ile artı 10 arasında sorulmuş bana. Burası da 10'dur dedik. Peki bunlar önce yani sıfırdan önce aynı hareketi yine yapacak. Aynı hareketi yine yapacak. Ve aynı hareketi yine yapacakken bak burası eksi 4. Burası eksi 8. Şurası eksi 10'dur diyeceğim ve bunu aşağı indireceğim artık. Tamam. Ve hepsinde de bu şekilde bir görsel mevcut sevgili arkadaşlar. Şimdi eksi 10'dan 10'a kadar fx de x demek bu çizdiğim doğruların arasında kalan x ile arasında kalan alan demektir arkadaşlar. Yani şurada mavi ile gösterdiğim alanların aslında bakarsan bizden toplamı isteniyor. Ve dikkat ettiysen şurası 2 birim ya 8 ile 10 arası. E burası da eksi 10 ile 8, eksi 8 arası 2 birim. Ben şuradaki üçgenimi şuraya getirip koyarsam şöyle bir tam üçgen görüntüsü oluşur. Bu üçgenlerden bir tanesinin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den 8'dir. E bundan 4 tane var. Ve dediğim gibi şunu da şuraya eklersem bir tane daha meydana gelir. Yani 5 tane olur. O halde 5 kere 8 bana 40'ı verir. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir deriz. 25'e geçtim. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden fx polinom fonksiyonunun grafiği bilgisayarda çizilirken y ekseni silindiğinde aşağıdaki gibi görünüyor. Güzel. A ve B noktalarının apsisleri f fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarının apsisleridir aynı zamanda. Ee, yani minimum ve maksimum değerleridir aslında. AB arasındaki mesafe 6 birim. Ve bize şöyle güzel bir özellik vermiş. Bunu vermese soruyu çözemezdik. Fx artı f eksi x sıfıra eşitse demek ki fx eşittir. Eksi f eksi x'miş. Yani e, bunu şu şekilde niteleyebilir miyiz? fx fonksiyonu kendinin orijine göre yansıması. Yani orijine göre simetrik oluyor değil mi? Aslına bakarsan şunu da yapabiliriz. f eksi x eşittir eksi fx. Yani şunu sabit bırakıp bunu karşıya atarsan daha net görürsün. Tek fonksiyon olduğunu. Orijine göre simetrik olduğunu. E orijine göre simetrik ise o zaman benim y eksenimin yeri bellidir. İşte burası y eksenidir arkadaşlar. Bu kısım. Çünkü bizim fonksiyonumuz orijinden şu şekilde geçtikten sonra orijine göre simetrik biçimde takılacak. E A, B arası 6 birimse ve orijine göre simetrikse demek ki A noktasının apsisi eksi 3, B noktasının apsisi artı 3 olacak. Bizim fonksiyonumuzun Artık şunu da biliyoruz. Eksi 3 noktasında bir maksimumu artı 3 noktasında bir minimumu söz konusu. 0 noktasında bir kökümüz var. Şimdi o halde ben fx fonksiyonunu şu şekilde ifade edeceğim. Varsayalım ki buraya a şuraya da eksi a diyelim izninizle. Bak fx fonksiyonu x diye bir çarpanı olacak. Başkat sayısı da 1'di. x diye bir çarpanı olacak çünkü 0 diye bir kökümüz var. Ve artı a ve eksi a diye de kökleri varsa x çarpı x kare eksi a kare formatında bir fonksiyondur kendileri. Ve fx fonksiyonunda x'i içeri dağıtırsam x küp eksi a kare x fonksiyonunu elde ederim. Güzel. Şimdi bizden istenen de sıfırdan bire kadar de x ama ondan önce ben şu ekstremum değerlerinde bir kullanayım. Nasıl kullanırım? F'in türevini alırım. 3 x kare eksi a kare yaparım. Bunu sıfıra eşitleyen değerlerden bir tanesi 3 ve diğeri de eksi 3 olduğunu biliyoruz. O halde 3x kare eşittir a kare dersem 3'ü yerine yazdım. 3 çarpı 9 eşittir a kare ise eğer burada sevgili arkadaşlarım a dediğim şey 3 kök 3'tür. Çünkü 27 a kareye eşitse a 3 kök 3'tür veyahut eksi 3 kök 3'tür. Ee, şimdi o zaman ben şu kısmın 3 kök 3 olduğunu buranın da eksi 3 kök 3 olması gerektiğini anlıyorum. Şimdi sıfırdan 1'e kadar fx dx sormuş. Artık bana a'nın karesi lazım olduğu için otomatikman ben burayı 27 seçerim. Yani fx fonksiyonun benim neymiş? x küp eksi 27 x'miş. Şimdi o zaman artık şunu yapalım. Sıfırdan 1'e kadar x küp eksi 27 x'in integralini hesaplarsam cevabı da bulurum. x küpün in integrali x üzeri 4 bölü 4. 27 x'in integralinde 27 x kare bölü 2'dir. 0'dan 1'e kadar yerine yazmam gerekiyor artık bunu. 1'i yerine yazarsam 1 bölü 4 e, eksi 27 bölü 2 gelir. 0 yerine yazınca zaten 0 gelecek. Cevap bu olacak. Bunu 2 ile genişletirsem 1 eksi 54 bölü 4 bana cevabı verir. Yani cevap eksi 53 bölü 4'müş arkadaşlarım. O da bize A şıkkında verilmiş zaten hali hazırda. Evet sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. Yine bir integral sorusu. F fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Ve diyor ki e, x'ler 3'ün sağ tarafına yaklaşırken fx-1 4'müş. Şimdi ben x gördüğüm yere 3'ün sağını yazarsam aslında f2'nin sağ tarafının 4 olması gerektiğini görüyoruz. E 2'nin sağ tarafı şurası. Demek ki burada bu fonksiyon 4'e doğru yaklaşacak. 4'e doğru yığılacak. Demek ki şuradaki ordinatımız 4. Yani 2a eşittir 4 ise a buradan kaçtır? 2'dir. Ben buranın 4 olduğunu elde ettim artık. Eksi 3 da eksi 3 kere 2'den burası da eksi 6'dır diyeceğim. Eksi 2'den 7'ye kadar e, fx dx yani artık şuradaki alanlar üzerinden bir hesaplama yapmamız isteniyor. Bu sarı alan. Şurayı şöyle turkuazla göstereceğim. Çünkü burasını hesapladığım takdirde alanın negatifine eşit olacaktır bu integralin değeri. Ve şuradaki sarı alanı da hesaplamam şart. Şimdi şuranın 4 birim olduğunu buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. 2 kere 4'ten burası 8 gelir. Burası 5 birim burası 4 birim olduğuna göre buranın alanı da bana 20'yi verir. Geldim buraya. 6 kere 2 bölü 2'den burası da bana 6'yı verir. 20 ile 8'i topladım 28, 6 çıkardım 22 bana cevabın ta kendisini verir. Alt tarafta soru yok diğer sayfaya geçiyoruz. 27. sorumuzdayız. Yukarıda sorumuz kalmış mıydı bu arada? Bir an için endişelendim. Yok kalmamış bu sayfada 3 tane vardı hepsini çözdük güzel. 27. sorumuz x kare eksi 6x artı 3 eşit 0 denkleminin büyük kökü x1 küçük kökü x2 ve diskriminantı da deltadır demiş diskriminantını hesaplayabilirim ya. Delta 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3'ten 4 kere 3 dedim. 36'dan 12'yi çıkardım. Delta 24 geldi. Delta 24 ise kök delta dediğim sayı da tabii ki 2 kök 6'dır. Şimdi burada 2 kök 6'yı yerine yazacağım ben. Yalnız dikkat et burada bir sayı varsa ben bunun belirli integralini nasıl hesaplıyordum? Buradaki sayıyla sınır boyunu çarpıyordum ki sınır boyunun uzunluğu x1 eksi x2'dir. Yani x1 eksi x2 çarpı e, çarpı kök delta diyelim. Tamam kök delta olarak kalsın burası. Eşittir. Şimdi geldim burada da bir sayı yazıyor. O zaman a çarpı x1 eksi x2'den x1 artı x2 olur burası da. Şimdi gençler x1 artı x2 kökler toplamıdır ve eksi b bölü a'dan 6 gelir. x1 eksi x2 de kök delta bölü mutlak a'dır. Buraya yazdım kök delta bölü mutlak a. A zaten 1'di. Demek ki direkt kök delta. Kök delta ile kök delta'nın çarpımı bana delta'yı yani 24'ü verir. 24 eşittir a çarpı 6 ise a kaçtır gençler? Tabii ki de 4'tür. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 28 artık trigonometriye geçtik. LT'den kurtulduk. E, tanjant 2x eksi pi bölü 6. Kotanjant x artı pi bölü 6'ya eşitmiş. Şimdi burada tanjant ve kotanjantların çözümleri daha basit ama bir şeyi de unutmamak gerekiyor. Onu da birazdan hatırlatacağım. Ben öncelikle e, tanjant ikisini de tanjanta çevirebilirim. 2x eksi pi bölü 6'yı 30 diye yazalım. E, eşittir kotanjant kotanjant x artı pi bölü 6 x artı 30'dur. Şimdi ben ikisini de tanjanta çevirirsem tanjant 2x eksi 30 eşittir kotanjant. Nasıl çeviririm? 90'dan çıkarırım. Yani o zaman burası tanjant 60 eksi x'in ta kendisi olur bunun çözümünü yapmak basit 2 x eksi 30 eşittir 60 eksi x artı 180 k derim e, bu şekilde çözüm bitmiş olur aslında eksi x'i bu tarafa gönderirsem 3 x eksi 30'u diğer tarafa gönderirsem 90 artı 180 k yapar her iki tarafı 3'e bölersem bize x lazım çünkü 30 artı 60 k gelecektir şimdi burada e, ben x'lerimin sağlayan en küçük eleman alfa teta betaymış ya. X'lerimin K0 için 30 olabileceğini, K1 için 90 olabileceğini ve K2 için 150 olabileceğini anladım. Tamam mı? Bu eşitsizliği sağladığına göre cos alfa sin teta kosekant beta. Şimdi direkt buna alfa beta teta diye yapıştırırsan hatalı çözümlere sebep sebebiyet verebilir. Bu soru için sevgili arkadaşlarım Sadece bu soru için değil diğer sorularda da bunu yapmak şart. Tanjant ve kotanjantlı ifadeler varsa ben 30'u, 90'ı ve 150'yi acaba bunlardan herhangi bir tanesini tanımsız yapıyor muydu denemek zorundayım. Çünkü tanjant ve kotanjant biliyorsunuz tanımsız olduğu değerler mevcut. Mesela burada kotanjant x artı 30 vardı değil mi? x artı 30 vardı ve ben x'i 150 seçersem mesela kotanjant 180 biliyorsun tanımsızdır. Yani x'in 150 olamaması gerekiyor. 2x 30'da 30 ve 90 e, ve 150 hiçbiri bir sıkıntı yaratmıyor bize. Ama dediğim gibi 150 burada sıkıntı yaratıyor. E, o halde hatta şurada da yerine yazsan tanjant eksi 90'dan yine tanımsızlık elde ediyorsun. O halde 150 sağlamıyorsa ben K'yı burada 2 seçerek 150'yi bulmuştum. O halde K'yı bir de 3 seçeceğim. 180 artı 30'dan 210 gelecek. Bu sağlamıyor diyeceğim. X eşittir 210'dur diyeceğim diğeri de. Yani bu alfa, bu beta, bu da teta olmuş oluyor artık. Bakalım yanlış oldu tam tersi. Alfa, teta, beta. Şu teta, bu da beta. Şimdi... Kosinüs alfa yani kosinüs 30 köküç bölü 2 zaten sinüs teta sin 90 1'dir ve kosekant beta yani 1 bölü sinüs beta. E beta neydi? 210'du. Ve sinüs 210 3. bölgede negatif olduğu için zaten burası negatif bir sayıdır. Sıralamada c en küçük olacak yani. C küçüktür. Kök 3 bölü 2 mi 1 mi? Tabii ki 1 daha büyük. O halde A diyeceğim ve buraya da B diyeceğim. C, B bana cevabı verir. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir gençler. 28'de çözdüğümüze göre geçtik 29'a. Birer köşesi ortak olan karelerden büyük olanın köşesinin küçük olanın kenarı üzerinde olduğu şekil aşağıda verilmiş. Büyük olanın köşesi nerede? İşte şurada. Büyük küçük olanın kenarı üzerinde. Bak burada. İki kare arasındaki açı şekil üzerinde x ile belirtilmiş ve büyük karenin alanının bir birim kare olduğu biliniyorsa demek ki bir kenarında bir diyebilirim ben. Bu büyük karenin buraya bir dedim, buraya da bir dedim. Daha sonrasında e, şekil üzerinde belirtilen kırmızı uzunluğun mavi uzunluğa oranı x cinsinden nedir diye sorulmuş. Kırmızıyı maviye böl demiş yani. Şimdi şurası 1 ise burası x ise ben buraya y dersem x artıya 90 olacaktır büyük karenin bir köşesi olduğu için. E küçük karenin bir köşesi 90 olduğu için demek ki burası da x olacak. Burası y olacak burası x olacak çünkü burası 90 ve burayı da y olacak diyebilirim. Daha sonrasında birin hipotenüs olduğunu biliyorum. Bir hipotenüs ise bir ile cos x'i çarparsam hemen bu komşu kenarı bulurum ki karenin küçük karenin bir kenarının kosinüs x olması gerektiğini anladık. Karşısı da ne olacak? Sinüs x. Yani mavi uzunluk sinüs x'in ta kendisiymiş. Peki şuraya ne kalır arkadaşlar? Burası da cos x eksi sin x'in ta kendisi olur. Şimdi ben buradaki hipotenüsü hesaplayabilir miyim? Eğer ki hipotenüsü a dersem normal şartlar altında a ile kosinüs x'i çarparsam eğer ben şurayı hesaplamam gerekiyordu ki orası zaten kosinüs x eksi sinüs x'miş. Demek ki ben bunları kosinüs x'e bölersem a eşittir. 1 eksi sin x bölü cos x elimde kalır. Tamam a'yı bulduk. Bu hipotenüs. Peki ben bunu de çarparsam ne olur? a çarpı sinüs x bize nere nereyi, verir? Şuradaki mesafeyi verir. O halde a çarpı sinüs, sinüs x dediğim şeyde bunu de çarparsam sinüs x eksi sin kare x bölü kosinüs x'i elde etmiş olurum. Şu an turuncu uzunluğu buldum. Kırmızı uzunluğu ayrışabilmek için kosinüs x'ten bu bulduğumu çıkarırım. Yani kosinüs x'ten de ben bunu çıkarırsam eksi sinüs x artı sin kare x bölü kosinüs x olduğunu görüyorum. Bu kırmızı uzunluk. Bizim mavi uzunluğumuz da zaten sinüs x'ti. Demek ki bunu buna böleceğiz artık. Tamam başka kaçar yolu yok. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Buradaki kosinüs x ile şuradaki kosinüs x'i çarparsam kos kare x. Üstüne sin kare x eklersem 1 gelir. Bölü kosinüs x. Tamam. Eksi sinüs x'imiz var. Bölü bir daha sinüs x'imiz var. Şimdi bunları oranlarsam birbirine şöyle bir şey gelir. 1 bölü sin x kos x. Ve eksi 1 olur bak. Şunu sinüse böldüm. Bunu da sinüse böldüm. Eksi 1 geldi oradan. Peki 1 bölü sin x cos x neydi? Eğer 2 olmuş olsaydı sin 2x olurdu. Ama 2 yok. O halde e, ben şu kısma sinüs 2x bölü 2 derim. 2'yi ters çevirip çarparsam 2 bölü sin 2x gelir. Eksi bir de birimiz oluşur. E, 1 bölü sin 2x kosekant 2x'tir. O halde 2 çarpı kosekant 2x eksi 1 bana cevabı verir. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Devam ediyorum bir sonraki sayfamla. 30. sorumuzdayız. Alfa, beta, teta. 0 pi bölü 2 aralığında gerçel sayılar olmak üzere. Sinüs beta, kosinüs 3 betaya eşitmiş. O halde e, ee, kosinüs betayı karşıya atsam mesela tanjant beta eşittir 3 olur mu gençler? Değil mi? Olur. Peki buna göre demiş sinüs alfa artı beta bölü kos alfa kos beta. Sinüs beta artı teta bölü kos beta kos teta. Eksi sin alfa artı teta bölü kos alfa kos teta işleminin sonucu. Şimdi sinüs alfa artı beta dediğim şey neydi? E, toplam formülünden sin alfa çarpı cos beta artı sin beta çarpı kos alfadır. Şimdi iyi dinle beni bölü bölü alt kısımda ne var? Kosinüs alfa ile kosinüs beta'nın çarpımı var. Şimdi ben her birinde bu işlemi yapacağım. Önce şöyle oranlayıp sonra şöyle oranlarsam e, sol tarafta Gördüğünüz üzere cos beta'lar gidiyor ve sin alfa bölü cos alfadan tanjant alfa kalıyor. Artı sağ tarafı yaparsak yani şu tarafı yaparsak da kosinüs alfalar gidiyor ve sin beta bölü cos beta'dan tanjant beta kalıyor. Şimdi aynı işlemleri burada da yapacağım. Artı şuraya açtığım takdirde sin beta cos theta artı sin theta cos beta geliyor. Burada mesela sin beta cos theta geldiği zaman cos tetalar giderse ilk etapta sin beta bölü cos beta'dan tanjant beta kalır. Artı burada da sin teta cos beta gelecekti. Cos betalar giderse sin teta bölü cos teta'dan tanjant teta kalacaktır. Bunun önünde eksi var ona dikkat et. Eksi parantezinde o zaman sin alfa cos teta'dan cos teta'lar gider tanjant alfa kalır burada. Eksi sin teta cos alfa'dan cos alfalar gider ve tanjant teta kalır burada da. Şimdi bunun sonucu kaçtır diye sorulmuş. Gençler eksi tan teta artı tan teta. Artı tan alfa eksi tan alfa gittiği takdirde elimizde sadece 2 tane tanjant beta kalıyor. Ve ben tanjant beta'nın 3 olması gerektiğini öğrenmiştim. 2 çarpı 3'ten doğru cevapta 6 gelir. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir deriz. Devam ediyorum 31 ile. Dik koordinat düzleminde karşılıklı iki köşesi 6'ya 0 ve 10'a 12 noktasında olan ABCD dikdörtgeninin iki köşesi x ekseni üzerindedir. ABC'de dikdörtgeni A noktası etrafında pozitif yönde bir miktar döndürülünce D köşesi Y ekseni üzerine gelmekte. Şimdi bunu çizmek lazım. Ee, ne tarafa çizelim? Şöyle yapıp bence şuraya çizebiliriz. Şurası benim X eksenim olsun. Şu da benim Y eksenim olsun arkadaşlar. Gösterelim. X ekseni, Y ekseni şurası da orijinimiz olsun. Bir tane dikdörtgene ihtiyacımız var şimdi. Bu dikdörtgenin de bir köşesi 6'ya 0'daydı. Diğer köşesi de 10'a 12 yalnız karşıdaki köşesinden bahsediyor. Ee, o zaman ben bunu şu şekilde göstereyim size. Şöyle yapalım. Bu benim dikdörtgenim olsun. Tamam. Şurası 6. Ee, burası da 10'a 12. Yani şurası 10'sa burası 12'ymiş. O zaman ben bunu şu şekilde uzatıp şuraya 12 diyebilirim tabii ki de. Peki. Bu ne dikdörtgeni artık? ABCD. A B C D ve D dikdörtgeni dedim. Diyor ki e, A noktası etrafında pozitif yönde bir miktar döndürülünce D köşesi y ekseninin üzerine geliyor. Yani şundan bahsediyoruz. Ben şundan bir tane şöyle kopyalayayım. Bunu kopyaladıktan sonra biraz döndürelim arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Ve bu nereye tekabül ediyormuş? Şöyle yapınca birazcık daha döndüreceğim demek ki. Şöyle biraz daha döndürelim. Arkadaşlar burası y eksenine tekabül ediyor. Birazcık şöyle yaparsak bence tam yerini bulacaktır diye tahmin ediyorum. Heh. İşte bu oluşuyor. Tamam bu oluşuyor. Şimdi bizden ne istemiş? Bu da AKLM dikdörtgeni oluyormuş. Arkadaşlar A, K, L, M dikdörtgeni oluşuyor. KL kenarının, KL kenarı şu. Şu kenardan bahsediyoruz bakın. Şurası. Bu kenarın AD kenarının yani şurayı kestiği noktanın ordinatı soruluyor. Peki güzel sıkıntı yok. Biz e, şuradaki ABCD dikdörtgenimizin kısa kenarının 4 birim, uzun kenarının 12 birim olduğunu zaten biliyorduk. ABCD dikdörtgeni sadece döndürüldüğü için kalemin boyu değişiyor mu değişmiyor? Yan yattığı zaman da değişmeyecek. O halde ben şuraya da 12 diyebilir miyim derim. E burası 6 değil mi? 6. O zaman ben 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir mantığıyla buraya 60 diyebilir miyim derim. Demek ki bu üçgen ne kadar döndürülmüş? İşte 30 derece kadar döndürülmüş. O zaman yine şuraya ne kalır? 60 kalır. E güzel burası 90 değil miydi? E burası 4 değil miydi? Buraya 30 olmaz mı? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 değil midir? E 8'dir. E diyor ki AD kenarını kestiği noktanın ordinatı. E burası 8 birimse o zaman ordinatta kaçtır? Tabii ki de 8'in ta kendisidir. Cevap D şıkkında verilmiştir deriz. 32 sağ üst tarafta şekil 1'de kesikli çizgiler yardımıyla 10 eş parçaya bölünen kare biçimdeki kartonun ortasında bir daire deseni bulunmakta. Daha sonrasında şu ikisi, ikisi var ya bak şunlar şunlar buradan şöyle katlanıyor arkadaşlar onlar. Katlandıktan sonra da elimizde kalan parça bu oluyor ve şurası da 2 birimmiş. Şurası 2 birim. Peki Şimdi diyor ki karton şekil 2'de gösterildiği biçimde katlandığında oluşan aynı birim cinsinde uzunluk değeri görselden üzerine yazılmış x ile ifade edilen uzunluk kaçtır? Yani şurası soruluyor. Burası x şurası da x'tir diyebilirim yan tarafı. Şimdi bizden aslında şurası isteniyor gençler. Ben birazcık zoom atmak istiyorum olaya. Şöyle yapalım hepimiz net görelim. E, şunları bir silelim. Bakın neresi 2 birimdi? Şurası değil mi? Şimdi şurayı 2 birim vermiş bu adam bana. Tamam eyvallah. Benim de çemberimin merkezi şurası olsun diyelim. Çemberin merkezi burası. Daha sonrasında ben bunu şu şekilde çekecek olursam. Tam çekelim arkadaşlar şöyle. Bu şekilde çektim. Burası R değil mi? E peki burası R ise. Şurası da R değil midir? Evet R'dir. Ve ben şuradaki her bir uzunluğa A dersem. Burası 10 tane A'dan oluştuğu için. Benim yarı çapım 5A'dır. Yarı çap 5A. O zaman burası da 5A. Ayrıyeten. Şunu şu şekilde çekecek olursak gençler. Şimdi burası 5A'yı unutmayalım. Şuraya ne kalıyor? Bak şu uzunluğa. Bu uzunlukta 3A'dır. Madem burası da 3A, burası 5A. O zaman burası 4A'dır ve burası A'dır. E burası 2'ydi. A kaçmış? 2'ymiş. Tamam. Şimdi A'nın 2 olduğunu bulduk. Bizden ne isteniyordu? X de gösterilen uzunluk. E X de gösterilen uzunluk 3A'ydı. E A'da 2 ise 3 kere 2'den doğru cevap 6'nın ta kendisidir diyebiliriz. Devam. 33. 33. Birazcık yaklaşalım soruya. Dik koordinat düzleminde iki köşesinin koordinatları 3'e 7 ve 9'a 7 olan bir düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 3 birimdir denilmiş. Buna göre orijinden geçen ve düzgün altıgenin alanını eşit alanlı iki parçaya bölen doğrunun eğimi soruluyor bize. Şimdi şöyle yapalım. E, y eksenimiz. Şurası da x eksenimiz olsun arkadaşlar. Şurası x ekseni ve burası da y eksenidir dedik. E, bu altıgenin iki köşesinin koordinatları 3'e 7 ve 9'a e 7. Şimdi 3'e 7 ile 9'a e 7 arasında absisleri arasında 3 ve 9 var ya. 6 birim var. E, bir kenarının uzunluğu da 3 birimdi. O halde e, biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu arada e, herhangi bir şekil ortaya çıkarabilir miyim diye şöyle şeylere bakıyorum ama şekillere bakıyorum ama bence çıkarabiliriz gibime geliyor. Bakalım. Şimdi şöyle yaptım. Şöyle yaptım şöyle yaptım. Bir tane daha şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ve bir de şöyle yaptım. Bu düzgün altıgen olsun varsayalım. Tamam mı? Ve bunun şu iki köşesi var ya şurası demek ki 3'e 7. Çünkü ancak burası 3 ise şurası 6 birim olur değil mi gençler? O halde burası da 9'a 7. Tamamı 6 birim. Güzel. Burası da 3 birimdi. 3'e 6 oluyordu biliyorsun. Şurası da altıgenimizin ağırlık merkezi diyelim. Orijinden geçen ve düzgün altıgenin alanını iki parçaya bölen doğrunun eğimi sorulmuş. E, bunun alanını iki eşit parçaya bölebilmek için ağırlık merkezinden geçirmem lazım benim bu doğruyu ki iki eşit alana bölelim. Yani bu doğrunun eğimi sorulmuş. E şimdi ben biliyorum ki zaten buranın ordinatı 7. Değil mi? E şuranın ordinatı da 3 ile 9'un tam ortasındaki sayı 6 olmaz mı? 6'ya 7. E demek ki burası 7 birim, burası 6 birimse 7 bölü 6 bana eğimin ta kendisini verir. Sevgili arkadaşlar doğru cevap E şıkkıydı. 34'teyiz. Aşağıda bir kenarı D doğrusu üzerinde bulunan bir düzgün dokuzgen ile birer köşeleri ortak olan düzgün beşgenin ve düzgün altıgenin birer kenarları D doğrusuna paralel demiş. Yani şöyle şu, şu ve şu D doğrusuna paralelmiş gençler. Tamam. Buna göre şekil üzerinde X ve Y olarak belirtilen açıların Farkının pozitif değeri kaçtır diye soruluyor. Yani x ile y'nin farkının pozitif değeri soruluyor. x daha büyük gibi x eksi y soruluyor diyebiliriz. Pekala. Şimdi birazcık düşünelim. Burada ben bir tane düzgün altıgenin bir iç açısının 120 olduğunu, bir düzgün beşgenin iç açısının 108 olduğunu ve bir düzgün dokuzgenin de 9 geri nasıl hesaplarım? 369'a böldüm. 40. Demek ki bir dış açısı 40 saat, bir iç açısı 140'tır derim. Tamam. Şimdi bu bunlar cepte. Şimdi şurası kaçtı? 108. O halde şurası da 108 olur mu? Olur. Pekala. Ben buranın 108 olduğunu biliyorum. Şuranın e, kaç olduğunu biliyorduk? 100 e, kaç? 140 olduğunu biliyorum aynen. Şimdi burası 140, burası 108. O zaman şuraya ne kalır? Tabii ki de hocam 32 kalır. Değil mi? Burası 32. Daha sonrasında e, ben şunu şöyle çeksem dur, orası bana bir yardımı dokunacak. Şunu şöyle çekersem iyi dinleyelim şimdi. Burası 32 idi gençler. Şurası e, bana 108 artı 72'den 180'i vereceği için ben burada ne uyguladım? Şuradaki U'ya baktım. Tamam mı? 108 burasıysa şurası 108 ise o zaman şuranın 72 olması lazım. Yani buraya ne kalır arkadaşlar? 40 kalacaktır. Şimdi 40, 32, 72 buraya 36 kalır. Şimdi burası 36 ise arkadaşlar burası 36 ise şuradaki altıgenin bir iç açısı 120 idi. O zaman şuraya ne kalır? 60 kalır. Demek ki burası 60 burası 36 ise y 24'tür. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben şunu yapsam şurası kaçtı? 140 şurası kaçtı? 120 ben şuraya alfa dersem x ile alfanın toplamı bana 100'ü verir. Çünkü 140, 120, 260 yapar alfa ile x'in toplamına 100 kalacaktır. Peki buradaki alfa'yı ben hesaplayabilir miyim? Hesaplarız tabii ki. Şöyle şurası var ya şurası. Hop. 140 değil miydi? E şurası 40 zaten. Geriye kaldı 100. E şurası da 60 zaten. Geriye kaldı 40 demek ki burası da 40'mış. O zaman x'e kaç kalır? 60 kalır. 60'la 24'ün pozitif farkı 36'dır. Demek ki cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet. Güzel bir açı sorusuydu. Devam edelim. Sağ üst tarafta 35. sorumuzda. Aynen. Faruk'un gün batımı izlerken çektiği şekil birdeki fotoğrafta düz bir tepenin ardında batan güneşin şey gibi oldu. Şiir okuyor gibi oldu. Düz bir tepenin ardında batan güneşin en üst noktasından zemine uzaklığı 6.4 santim olup güneşin çevresi üzerindeki üzerinde olan zemine dik elektrik direğinin boyu da 6,2 santimetreymiş. Güneş biraz batmış. Güneş batınca şuradaki uzunluk 3,4 olmuş. Ve ve gençler, şekil 1'deki fotoğrafı çektikten bir süre sonra aynı noktadan şekil 2'deki fotoğrafı çekiyor ve iki fotoğrafta da güneş ile zeminin kesiştiği doğru uzunluğu aynı oluyor. Bu ne demek biliyor musun? Şöyle bir güneşimiz var ya. Şimdi önce şöyleymiş. Önce şöyleymiş. Sonra da şöyle olmuş bak. İyi izle. Sonra da şöyle olmuş. Aa çok büyüttük. Şuradan tutalım, sonra da şöyle bir şey olmuş diyelim. Hı. Önce böyleymiş, sonra böyle olmuş. Tamam? Yani aslında bakarsan, bu iki uzunluk birbirine eşit ya. Güneş batınca şu kadar bir mesafe batmıştır diyebiliriz. E şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk da böylelikle birbirine eşit olmuş diyebiliriz. Tabii bunlar uzunlukları eşit olan kirişler aslında bakarsanız. E güzel. Şimdi ben şuradaki elektriği direğinin boyunu 6,2 olarak biliyordum. Önce elektrik direği şuradaydı. Tamam. Sonra nereye düştü? Şurası oldu değil mi elektrik direği? E şimdi madem burası oldu ben diyorum ki burada 3,4 olan uzunluk yani şurası 3,4. 6,2'den 3,4'ü çıkarırsam ne kadarı sevgili arkadaşlarım dışarı çıkmıştır? Demek ki şurayı verecek o da bize. 2,8'i mi? Şimdi güzel. Ben bu çember Olan kısmın güneşi çember olarak kabul edelim bu çemberin e, tam ortada olduğunu biliyorum ya o halde şurayı şöyle yaparsam bu yarı çap olsun şurası 1,4 ve yine şurası da 1,4 olur mu? Valla bence olur bir de gençler şuradaki uzunluğun 6,4 olduğu bilgisi verilmişti e şimdi düşünelim bu uzunluk aslına bakarsan şurası değil miydi 6,4? 6,4 orası ise ben bundan 1,4'ü çıkarırsam benim buradaki çemberimin yarı çapı olan şurası bak şurası tabii ki de bana artık 5'i verecektir. Yarı çap 5. O halde şuradan bir tane daha şöyle çeksem şuraya da 5 der miyim derim. Şu tarafa doğru çeksem buraya da 5 diyebilirim tabii ki. Şimdi bizden ne isteniyordu? Şekil 2'deki fotoğrafta direğin güneş düzleminde görünen kısmının uzunluğu 3.4 olduğuna göre soru işaretiyle belirtilen yer. Yani şurası soruluyor bize. Burası aslında şurası değil midir? Evet. Şimdi burası 1,4 burası dik. 1.4 5 var. Tamam 1.4 5 var. Bir de şöyle bir şey yapsam. Şimdi orada 1.4 ile 5'i Pisagor'dan bulmayalım. Ki kesin özel bir açı vardır. 10 ile çarp 14 50. Ee, evet gelir 2'ye bölersem 7.25 24 gelecekmiş. Neyse şöyle yapalım. Ben şuraya şöyle atsam bunu. Şuraya da şöyle birleştirsem. Şimdi arkadaşlar iyi dinliyorsunuz şuradaki üçgenimiz şurası 5 değil mi? Şuradaki üçgen var ya bak şuradaki üçgen Şöyle göstereyim ben sana şu üçgen ile şu üçgen hipotenüsleri de birbirine eşit olduğundan aynı zamanda eşit üçgenler midir? Eşit üçgenlerdir. Peki şurası 1.4 değil miydi? Evet o zaman burası da 1.4'tür. Burası 5'ti değil mi? Ve ben şuranın 1.4 olduğunu buranın 3.4 olduğunu biliyorsam toplarsam 4.8 gelir. Eşit, eşit, üçgenler olduğu için burası da 4.8'dir. E ben şuranın da 1.4 olduğunu hesaplamıştım. Benden neresi isteniyordu? Şurası isteniyordu. 4.8 de 1.4'ü toplarsam 5.2 6.2 yapar. O halde cevabımız da C şıkkına verilmiştir diyebiliriz. Evet, Pisagorsuz hallettim. Pisagordan korkuyorum abi. Bu özel üçgenler Bazen benim kafaya yansımıyor. Yapacak bir şey yok yani. O, o da benim eksikliğim. Dik koordinat düzleminde verilen yarım çemberin çapı x ekseni üzerinde olup çember x ekseni üzerinde pozitif yönde bir miktar ötelendi başlangıçtaki konumuyla 9.6 noktasında kesişiyor. Şimdi o zaman şurası 9 mudur? Şöyle yapalım. Şurası 9'dur. Ve bu ıı, uzunlukta 6 birimdir değil mi? 9 olan yer aslında apsis olarak gösterdik ama biz onu şöyle göstersek daha mantıklı olur mu? Şöyle yapsak tam yapamadık. Şöyle yapsak gençler. Burası 9 olur mu? Olur. 9 var 6 var. Güzel. Şimdi ben şunu e, acaba şöyle üç, e, bir çembere tamamlasam. Tamam. Sonra bunu da uzatsam. Bunu tuttum uzattım. Burası da 6 olur mu? Olur. 6 kere 6 36. 9 kere 4'ü verir değil mi bana? 9 kere 4'ü verir. Tamam. Çok güzel. Şimdi benden ne isteniyordu? Başlangıçta verilen çemberin merkezinin koordinatları. E ben burada şunun artık çap olduğunu biliyorum 13'ün. 13 çapsa yarısı buçuktur. Demek ki gençler şurası benim için 6.5'a 0. Yani 13 bölü 2'ye 0 noktası olduğunu da söyleyebilirim. Geçtim 37'ye. Aşağıda dik koordinat düzleminde verilen kareler birbirine eş... 2y eşittir x doğrusu c noktasından e, geçen 3y artı x eksi 3 dur bir dakika şimdi. 3y artı x eksi 3'ü ben 3y eşittir 3 eksi x derim. Y eşittir 3 eksi x bölü 3 olur mu? E, x'e ne verirsem sıfırdan geçer 3. Demek ki c noktası şurası 3'müş. Yani buradaki birim karelerin her biri bir birim uzunluğunda olacak bir kenarı. O zaman burası da 1'dir. Şimdi buradan geçiyor. Bir de y eksenini nereden keser? Orada da onu da bulalım. Y eksenini kestiği yeri bulmak için x'e 0 vermek lazım. 1'den geçer. Yani ben şunu aldım. Şöyle yaptım. Bu doğrumuzun ismi gençler neymiş? Y eşittir 3 eksi x bölü 3'müş. E, 2 y eşittir x doğrusu. Yani y eşittir x bölü 2 doğrusu. Eğimi 1 bölü 2 olanla nereden geçer? Eğimi 1 bölü 2 ise şuradan geçer. Değil mi? Peki. Diyor ki... Bunların kesiştikleri nokta k'dır. Yani şurası k'ymış gençler. Şöyle. Ak doğrusunun eğimi sorulmuş bize. Artık basit bence. Niye? Çünkü şöyle diyeceğiz. ben bu doğruları yani 3 eksi x bölü 3'ü kalkıp x bölü 2'ye eşitlersem içler dışlardan 6 2 x eşittir 3 x gelir. Buradan 5 x eşittir ne olur arkadaşlar? 6 olur. x de eşittir 6 bölü 5 mi olur? Yani benim şuradaki apsisim neymiş? 6 bölü 5'miş. 6 bölü 5'i de gidip şunu da yerine yazarsam 6 bölü 10 gelir. Değil mi? Şurası 6 bölü 5. Şurası 6 bölü 10. Benden AK doğrusu neyimi isteniyordu? Yani şuradaki doğrunun neyimi isteniyordu? AK doğrusu. Çok özür dilerim. Şuranın neyimi isteniyordu? E şimdi o zaman şurası kaçtır? Burası 6 bölü 5 ise e şurası 1'di zaten. 6 bölü 5'ten 1'i çıkardım. 1 bölü 5 kaldı. Şurası 1 bölü 5. Hemen gösteriyorum. Şurası. E buranın da ben 6 bölü 10 olduğunu buldum. 1 bölü 5'i 6 bölü 10'a bölersem cevabı bulurum. Bu da 10 bölü 10 bölü 30 yapar. 10 bölü 30 mu yapar? Ee, bir daha bakalım. Şurası 1 bölü 5 demiştim. Şurayı da 6 bölü 10 mu bulmuştum? Aynen 6 bölü 10 da 3 bölü 5'ti değil mi? Ee, 3 bölü 5'i tam tersi 3 bölü 5'i ben 1 bölü 5'e böleceğim. Cevap 3 gelir. Aynen doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Ben bunu buna böldüm. Yani kotanjant bunu tanjant bulacağız ya değil mi? 38. sorumuza doğru geçtik. Mavi boyalı eşkare prizmalar. Üst yüzeyi sarı boyalı. Yan yüzey pembe boyalı kare prizmanın üzerine ayrıtları üst üste gelecek biçimde önce şekil 1'deki konulunca sarı boyalı alan 75 birim kare azalıyor. Yani o zaman ben şu bölgenin alanına A bu bölgenin alanına B dersem değil mi? A artı B 75'miş. Çünkü o kadar azaltmış. Şekil 2'deki gibi yan yana konulunca şurada görülen pembe yüzeyin alanında 50 birim kare azaltıyor. O zaman 25'e 25'tir değil mi? Tamam, b 25 ise A'da 50'dir o zaman. Şimdi burası kare prizma olduğu için e, ve alanı 25 ise burası 5'tir, burası 5'tir, e, burası 5 ise ve burası e, artık 50 ise burası da 10'dur diyebilirim. Çok güzel. Şimdi burası 10, burası 5'ti. Şu kısım neyi verir bana? 15'i verir. O zaman burası da 15'tir. Tamam, neler neyi istiyor bizden? Büyük kare prizmanın yüzey alanı. Hı, tamam güzel. Şimdi iki tane şu parçadan var. Şöyle uzatırsam iki tane şu parçadan var 15 kere 15 tane 225 2 ile çarparsam 450 yapar 4 tane de şu parçadan var 5 kere 15 75 yapar e 4 taneydi 4 kere 75 de 300'ü verir bunları toplarsam 750 olur bu cismin yüzey alanı yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. Devam ediyorum 39'dan. Şekil 1'de dik silindir biçimdeki ölçek kabı koni biçimindeki huni ile doldurulmak istenmekte. Ölçek kabının yüksekliği h taban yarıçapı 9 birim in taban yarıçapı 15 birimmiş Yani şöyle yaparsak burası 15'miş gençler Peki bu bunun içine konulmuş Burada veriliyor zaten 15 Huni ölçek kabının içine şekil 2'deki gibi üst yüzeyi tabana paralel olacak şekilde yerleştikten sonra Ölçek kabı Huni seviyesine gelecek biçimde sıvıyla dolduruluyor Doldurulan sıvının hacmi sıvı doldurduktan sonra Ölçek Kabı ile huni arasında kalan boşluğun hacmine eşittir. he Yani şöyle şuranın hacmi bu suyun hacmi e, bu suyun hacmi şu koni buraya konulduktan sonra huni buraya konulduktan sonra şurada boşta kalan alanlar var ya oraya eşitmiş. Şimdi ben biliyorum ki bu e, ucu sivri olanların hacmini bölü 3 yaparak buluyoruz ya o zaman ben buraya A dersem şuralar A ve A olacaktır. A ise burası da 2 A'dır diyebilirim. Toplam 5 A'ymış bunun hacmi aslında silindirin hacmi. H kaç birimdir diye soruluyor. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Bunun ben alanına 9 demiştim. O halde şurası şöyle 9 olmaz mı arkadaşlar? Şöyle yaptığımız takdirde burası 9'dur. Bunu şöyle indirirsem. Bunun bana yüksekliği verilmiş miydi? Verilmemiş. Şurası 25 olarak verilmiş sadece. Şöyle gösterelim. Şöyle kırmızıyla ifade edelim. Burası 25'miş. Burası da 15'ti. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden kaynaklı bunun yüksekliği 20'dir. Şurası 20'dir gençler. Tamam. Peki şuranın da 9 olduğunu biliyoruz. 9'a 15 ise bak iyi dinle. 9'a 15 varsa 9'a 15 vardır. 9'a 15 dediğimiz şey 3'e 5'tir. 3'e 5. Yani ben buraya 3x dersem şurası 2x olacak. Toplam 5x eşittir 25 ise x eşittir 5'tir. Demek ki şurası da bana 15'i mi veriyor? 15. E 9 var. 15 var. Demek ki burası da 12'dir diyebilirim artık. Yani şuradaki yüksekliğim benim neymiş? 12'ymiş. Pekala. Şimdi bu şuranın yüksekliği 12 ise ve buraya 3a'lık bir hacim geliyorsa buraya da 2a'lık hacim geliyor. O zaman 3'e 12 geliyorsa 2'ye kaç gelir? Tabii ki de 8 gelir. Ve 12 ile 8'in toplamı olan 20 bana buranın yüksekliğinin ta kendisini verir. Doğru cevap da 20 olur diyebiliriz. H zaten şu kısımdı ve ben orayı 20 buldum. Doğru cevap ee, A şıkkına verilmiş. Ve 40. sorumuz son soru. Dik koordinat düzleminde A ve B köşesi x ekseni üzerinde olan ABCD karesinin C köşesinden D doğrusu geçmekte. A ve B köşeleri x ekseninin üzerinde olacak. Denklemi mx olan d doğrusu da kare alanları oranı 3 olan iki bölgeye ayırıyor. C ve D köşeleri birinci bölgede olan karenin alanı 3m bölü 2 birim kare olduğuna göre karenin çevresi soruluyor. Şimdi ben şunu x ekseni olarak kabul edeyim. Şurası da benim y eksenim olsun. Tamam mı? Hemen isimlerini de verelim. x ekseni, y ekseni. Şuraya da orijin diyelim arkadaşlar. Ve bir tane de kareye şimdi ihtiyacım var. Bu kareyi de şöyle tam kare çizelim. A olmadı. Şöyle yapacağız. Önce kalemi kaldırmak gerekiyor. Tamam. Şimdi A ve B şurasıymış bak. A burası, B burası, C burası. Mx olan doğru orijinden geçer ve C köşesinden geçiyorsa bu karenin alanını 1'e 3 oranında ayırıyormuş. Yani burası A ise burası 3A olacak. O halde ben direkt şunu şöyle çekecek olursam. A'ya 3A diye, 2A'ya 2A, 2A diyor. Keşirgen ayırır burayı ve buraya A kalır. Burası 2A olur. Burası A'ya A ise gençler. Ben buraya X dersem Buraya x diyebilirim. Alanlar oranı kenarlar oranına eşit olacaktır. Pekala. Şimdi ee, biz bu doğrunun isminin mx olduğunu biliyoruz. Bunu unutmayalım. Ekstradan karenin bir kenarı 2x ise demek ki burası da 2x'tir denilebilir. Ve şurası da neydi? 2x'ti. Tamam çok güzel. Hocam x'e 2x varsa yani 1'e 2 oranı varsa 1'e 2 oranı olacaktır. Demek ki burası da 2x'miş. Şimdi x'i ben 2x'e bölersem buradaki doğrunun eğimini bulurum. Yani 1 bölü 2. E o zaman o 1 bölü 2 aslında bu doğrunun eğimi olan m'ye eşittir. Yani m 1 bölü 2'ymiş. Yani arkadaşlar bu doğrunun ismi y eşittir. x bölü 2'ymiş aynı zamanda. Karenin çevresi soruluyor bize. Tamam güzel artık bence bulunabilir. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Bu doğrumuzun ismi x bölü 2'ydi. Bunu unutmayalım. x bölü 2'ydi. Şimdi ben karenin çevresine erişebilmek adına şöyle bir şey yapsam e, alanı 3m bölü 2 değil miydi? O zaman ben kenarını bulurum. Yani 3 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Bu da bana 3 bölü 4'ü verir. E bu karenin alanı 3 bölü 4 ise o zaman bir kenarı kök 3 bölü 2'dir. E bir kenarı kök 3 bölü 2 ise 4 tane kenar bana çevreyi verir. O da 2 kök 3'ü verir. Doğru cevabımız da A şıkkı olarak karşımıza çıkmış olur. Evet arkadaşlarım İkinci denememizi bitirdik Barış Yayınları 8 AYT Matematik Branş denemelerinin ikinci denemesini bitirdik. Artık sırada üçüncü deneme var. Umarım çözümlerim işinize yaramıştır. Umarım çözümlerimi beğenmişsinizdir. Size de bir faydam dokunuyordur. Vallahi artık e, TYT kampları, AYT kampları, soru çözümleri biliyorsunuz 40 soru serilerini tamamladık. 40 soruda TYT matematik, 40 soruda problemler, 40 soruda AYT matematik kamplarını tamamladık. Her konudan 40'ar tane soru çözerek bir tekrar kampı yaptık. Bu tekrar kampları da gayet işe yarar kamplar olduğunu dile getirmek istiyorum. Ee, videoların altına girip yorum kısımlarına bakabilirsiniz. Ee, bu kampın iyiliğini anlayabilmek için, sağlamlığını anlayabilmek için ki birkaç tane hemen şöyle bir soru çözümü görseniz oradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kampların ne kadar mükemmel olduğunu ve tekrar amaçlı kullanılabileceğini çok net anlarsınız. Bundan kaynaklı sizlere daha fazla neler yapılabilir diye düşünüyordum. Dedim ki TYT Matematik tekrar kampları yapayım. E, tekrar kampımızı da bitirdik. Bu tekrar kamplarında konu özeti yaptık. Her konu özetinden hemen sonra tekrar soruları çözdüm. Ve her tekrar sorusundan sonra da sana ödevlendirme yaptım. Dedim ki bunları da yaptıktan sonra başka ne yapabilirim? Sizlere bir program hazırlayabilirim dedim. 54 saat o 40 soru serisi. Yani şu kitapların... Bak burada 3 tane pasikül var. Bu... Ortadaki TYT Matematik ve Problemler Fasikülü. İçinde toplam 1080 tane soru var. Ve bu 1080 tane soruyu aslında bakarsanız ben size bu üç tane fasikülü versem bunu kaç saatte çözersin desem ne saati hocam dersiniz. Yani her birini her birine işte beşer gün uğraşsam 15 günde falan anca biter diye yorumlayabilirsiniz ki o da çok böyle basmanız lazım yani. Ee, ben ama çektiğim videoların sürelerini toplayınca 54 saat gibi bir süre ortaya çıktı. Hani günlük 6 saat bile ayırsan 9 günde çok rahat bir şekilde içinden geçebiliyorsun. Ve bu tekrar kitaplarının hepsini tamamlayabiliyorsun. Çok da güzel çok da nizami oldu. Böyle bir kamp programı ayarladım sizler için. O kamp programına da bakabilirsiniz. Kanalda son yayınlanan videolar arasında. Bir de ekstradan dedim ki ba başka neler yapabilirim. Eskiden hep yapıyordum deneme çözümleri. Hatta geometrilerini Kenan Kara hocanız çözüyordu. Matematik kısımlarını ben çözüyordum. Deneme çözmeyi de özlemiştim açıkçası. Ee, Barış hocası olsun. Hemen bir görüştük dedik ki hani hocam böyle böyle bir durum var ben senin denemeyi çok beğeniyorum çözmek de istiyorum müsaaden varsa dedim ee, PDF'lerini at hemen neden olmasın dedi ona da buradan tekrardan teşekkürlerimizi iletiyorum ee, güzel oluyor bence çok çok güzel sorular var sağlam sorular var ee, bu da sizi geliştirebilecek tarzda sorular olduğunu düşünüyorum her şeyden önce sizi geliştirebilecek sorular var dolayısıyla şanslısınız gençler. Bir hoca değil birkaç tane hoca birden çözüyor. E, bu konuda çok şanslısınız bence. E, bu sorularda tadından yenmeyecek cinsten e, bu konuda zaten şanslıydınız. Hem de birkaç tane hocanın da çözmesi sizin için ekstra bir şans. Güzel oldu bence. Artık üçüncü denemede görüşelim diyelim. Arkadaşlarım hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.